akşamlar. Soruyorum da bu akşam Amerika'da ne olup bittiğini ve bundan sonra neler olup bitebileceğini öngörmeye çalışacağız. Çok değerli konuklarımızla İsur Napiko, Nasuh Uslu ve bir de e, trafiğe takıldı maalesef bir konuğumuz. Birazdan bize katılacak Deniz Dansi. Ayrıca Skype bağlantımız olacak. New York'a Gülveda Özgür'e bağlanacağız. Ve daha sonra Washington'dan Kılıç Kanat'la da Kılıçkanat Buğra'yla da e, Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Özellikle Trump'ın aziz süreci de başlamışken. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde rüyamızda görsek evet. inanmazdık değil mi? Ve e, her şey yolunda gitseydi işte birkaç gün sonra 20 Ocak, evet, 20 Ocak. yemin töreni olacağı için biz herhalde Biden'ın gelmesiyle dünya siyasetinin ve özellikle bizim nasıl etkileneceğimizi konuşacaktık ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Nasuf Bey, sizden başlamak istiyorum. Kongrede 6 Ocak'ta olup bitenler herkesi şoke etti ve Amerika Birleşik Devletleri tarihine kara bir gün olarak geçti. Kongre binasının Amerika Birleşik Devletleri için önemi nedir? Yani tabii ki Kongre binası. Ee, Amerikan toplumunu temsil eden e, bireylerin bulunduğu bir yerdir yani Amerika'nın bütün eyaletleri kentilerini temsil edecek olan kişileri seçerek buraya gönderiyorlar ve burada e, güven içerisinde e, canlarından emin bir şekilde bu kişiler e, Amerika ile ilgili kararlar alıyorlar politikalar e, oluşturuyorlar Tabii ki Millet Meclisi yani milletin kendi temsilcilerini gönderdiği yer her toplumda kutsaldır çünkü toplum bu şekilde kendisini yönetimde temsil etmiş oluyor kendi isteklerini, arzularını, düşüncelerini bu şekilde yansıtmış oluyor. Dolayısıyla bir kere seçimle geldikten sonra orada bulunan kişilerin güven içerisinde toplum adına. Kararlar almaları, politikalar oluşturmaları gerekiyor. Yani kimsenin aklından bir meclisin saldırıya uğrayacağı, yani milleti temsil eden kişilerin can tehlikesiyle karşılaşacağı akla gelmiyor. Yani bu ancak bir savaş ortamında. Bir... Bizim yaşadığımız 15 Temmuz'da evet, oldu. Yani gibi. bir iç savaş ortamında ancak düşünülebilecek bir şey. Yani çünkü normal hayat devam ederken. Ee, insanlar böyle bir şey akılların uçlarına getirmiyorlar. Ama bir kere olduğu zaman onun travması gerçekten çok uzun süre devam ediyor yani bizim de tabii yaşadığımız gibi. Hele söz konusu ülke Amerika Birleşik Devletleri evet. ise ee, o zaman demokrasi Amerikan demokrasisi e, yani alanında üstünlük iddia eden bir demokrasi, işte evet. binanın sembolik değeri var. Ee, Amerikan toplumu için. Sizce ne ifade ediyor buraya saldırı? Yani e, bu seçimle e, iktidar değişimi normal olması gereken e, bir durum. E, yani sadece prosedürel şeylerin gerçekleştireceği bir toplantı sırasında oluyor bu. Yani bütün oylamalar yapılmış, sonuçlar belli olmuş. Sadece göstermelik bir şekilde temsilciler orada oylarını vererek yeni başkanı seçecekler. Yani bu çok temsil olmanın ötesinde bir e, hüviyete özelliğe sahip değil. Yani kongrenin e, tabi Amerikan tarihi yine iç savaşla başka e, gelişmelerle e, dolu. E, yani Amerika demokrasi içselleştirdiğini düşünüyor ve bütün devletlere kendi demokrasisini e, örnek olarak gösteriyor ve dünyanın her yerinde e, değişik dış politikalar izlerken. En başta gelen hedeflerinden bir tanesi oraya demokrasiyi yerleştirmek, demokrasiyi dünya genelinde yaygınlaştırmak. Ee, yani böyle bir e, toplum kendi en kutsal değerini saldırı altında gördüğünde bu gerçekten bir travma oluşturur. Şimdi 11 Eylül'ü hatırlayacak olursak orada Amerikan anavatanı ikinci defa doğrudan saldırıya uğruyor. Bu Amerikalılar açısından kabul edilebilecek bir şey. Değil. Deniz ötesi, okyanus yani Bu ötesi. saldırıyı gerçekleştirenleri de demokrasi düşmanı, yani demokrasiyi yok etmeye çalışan kişiler olarak, gruplar olarak görüyorlar. Yani biz niye saldırıya uğradık? Demokrasiyi, liberalizmi temsil ettiğimiz için. Yoksa başka bir neden yok burada onların ortaya koyduğu düşünce. Şimdi böyle bir düşüncenin devamı, siz demokrasiyi temsil iddiasındasınız ama demokratik basit bir olayı. Başaramıyorsunuz ve demokrasinizin sembolüne bir saldırı gerçekleşiyor ve bunu engelleyemiyorsunuz. Yani Amerikan toplum açısından herhalde en büyük travma budur. Yani seçimlerde belli sıkıntılar oluyor. Yani George Bush seçildiği dönemde de yani epeyce uzun sürmüştü seçim sonucunun belli olması ve orada da belli şüpheler ya da belirsizlikler. ...insanların aklına takıldı. Yani yeniden sayım... ...belli bir bölgede yeniden sayım... ...olduğunda belki seçimin sonucu... ...değişebilecekti. Çünkü aradaki... ...fark çok çok azdı. Ama... E, ...yüksek mahkeme... ...sayılmaması kararı verdi. Yani karşı taraf açısından... ...düşünüldüğü zaman bu da çok... ...kabul edilebilecek bir şey değil. Belki de onlar kazandı. Belki de... ...bir sekiz yıl onlar... E, ...yönetimde olacak... Ama olmadığı için e, bunu en yüksek mahkeme karar verdiği için daha ileriye götürmediler ve bunu kabullendiler. Yani sistemin bir gereği olarak düşündüler. Ama Trump hani baştan beri aykırı bir lider. Her konuda e, çok aykırı düşünceler ortaya koyuyor. Belli eylemlerde bulunuyor. Burada da hani Amerika'nın belki belli sınırlarını test etti diyebiliriz. E, ve bu test belki biraz... Pahalıya mal oldu yani Amerikan demokrasi açısından yani bir e, liderin bir başkanın e, yani normal bir prosedürel e, olaya karşı kendi taraflarını taraftarlarını kışkırtması onlar işte kongreye yöneltmesi, ve işte onlara engelleyin yönünde mesajlar vermesi yani çok çok anlaşılması güç bir şey. Peki siz uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ama Amerika Birleşik Devletleri'de evet. çalışmış bir e, akademisyen olarak şaşırdınız mı? E, şaşırdım tabii yani ben böyle bir şeyi beklemezdim olabileceğini e, düşünmezdim e, yani aklımın ucundan benim de. Daha doğrusu geçmedi. yani böyle sıkıntılı olaylar olacağına dair bir takım yorumlar yapılıyordu öncesinde. Tabii ama. ki yani evet. Bu onları aşan bir durum mu? Yani en tuhafı tabii 10 tane eski savunma bakanının çıkıp bir uyarıda bulunmasıydı. Yani diyorlardı ki e, ordu bu iç siyasetle ilgili gelişmeleri müdahalede bulunmasın. Yani önce bu bizi şaşırttı. Yani Amerika gibi bir yerde eski savunma bakanlarının orduyu uyarması yani siyasete karışmayın demesi yani ancak işte Amerikalıların gözünde başka ülkelerde olabilecek bir şey. Yani bu Trump taraftarları polis içerisinde de var, ordu içerisinde de var. Ve bunlar çok bağlılar yani kendi liderlerine. Ee, ve bir de inanmışlar yani bu seçimi biz kazandık ve bu seçimi bizim elimizden almaya çalışıyorlar. Bunu kabullenemiyorlar. E, güç de ellerinde olduğu zaman yani polis ve orduda da bu kişiler var ki bu kongreye yönelik e, saldırıda polisin çok ciddi bir tepki vermediği, söyleniyor yani evet. polisin işlerinde de içinde de bu tür kişilerin olduğundan e, olduğu yönünde düşünceler var dolayısıyla eski savunma bakanları sanırım 10 savunma bakanı da e, görüş mü bildirdi bu konuda evet yani bunlar e, açık mektup yayınladılar hmm. e, yani bu Amerika'da olan bir şey e, genelde yapılan bir şey e, bir açık mektup yayınlayarak kamuoyuna kendi kaygılarını dile getirmiş oluyorlar. Ee, mesela eski dönemde e, Clinton iktidardayken bu yeni muhafazakar adı verilen kişiler Clinton'a gönderilecek bir mektup yayınlamışlardı. raka müdahalede bulun" diye. Yani orada kamuoyuna duyuruyorlar. Bu gizli Aslında. gönderilen bir mektup değil. Evet. Kendi meramlarını e, duyuruyorlar dolayısıyla. Olur da olur da müdahale olursa evet. e, olabilecek şeyler hakkında biz fikir evet. sahibiyiz diye önceden de Evet. Belirtmiş oluyor. Yani ben o zaman şaşırmıştım. Yani Amerika'da böyle bir şey nasıl olabilir? Yani ordu nasıl e, uyarılabilir? Demek ki onların bir ön bilgileri vardı. Hani Trump sürekli seçim sonucunu e, kabullenmede e, zorluk çekiyor. Yani kabullenmeyeceğini söylüyor. Sürekli basa basa üzerine. Bu yap. bildiri ayaklanmadan önce oldu. Tabii. Ayaklanmadan önce evet. olan bir şey. Yani o e, mektupla birleşince biraz anlaşılır. Evet. Aslında e, bazıları tarafından yani evet. en azından Amerika tarafında öngörenler varmış gözüküyor. Öyle yani o mektubu ben sonrasından farkına varıyorum. Yani önce şaşırdım böyle bir mektup aslında. Kaç gün de. önce? Yani gün olarak hatırlamıyorum ama birkaç, birkaç gün, gün önce. önceydi. Yani haber olarak eski konsolosluk bakanı böyle açık mektup yayınladı deyince tuhafma e, tuhafıma gitti. Hani Amerikan siyasetinde e, olabilecek bir şey değil. Hani George Bush seçildiğinde de sıkıntılar vardı ama kimse o zaman öyle bir uyarıda bulunmadı. Tabii ki bu Amerikan toplumundaki dönüşümü de gösteriyor, gösteriyor. yani Trumpizmle alakalı eğilimler var yani Trump'ın neler yapabileceği nereye kadar e, gidebileceği görüldü e, yani birçok konuda dış politikada iş politikada e, çok Keskin dönüşler e, gerçekleştirdi e, daha önceki seçimlerde de biliyorsunuz yani onun e, kazanamadığı seçimlerde de itirazları oluyordu e, mesela Amerikan toplumunun daha fazla oy verdiği kişi başkan seçilemeyebiliyor sistemden dolayı. Ben böyle bir şeyi kabul etmem diyordu eskiden. Ama kendisi aynı durumda olduğunda yani daha az oyla başkan olduğunda sistem böyle dedi. E, dolayısıyla onu sorgulamadı. Ama şimdi tekrar e, kaybetme durumuna gelince kendisi için işte bu defa e, oylamalarda yolsuzluklar oldu diye. Bu da Amerikan demokrasi için çok kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bir seçimi dahi eğer Amerika beceremiyorsa demokrasinin sembolü olan ülke bu da düşündürücü. Evet. evet. Ee, İsur Bey Rusya nasıl gördü? Şok iyi oldu mu? Ee, aslında Rusya tabi Rus birçok haber ajanslarında hem de tabi düşünce merkezlerinde bunun bir seçim mücadelesinin sonucu olarak göründü daha doğrusu ve yani günümüzdeki e, bakışla değerlendirdiğimizde, e, yani Rusya böyle Amerikan böyle bir şekilde olmasını yakından takip etti tabii ki, yani şey olarak hı hı. E, haber ajansları ya da ım, ım, Düşünce merkezleri olarak bunlarla birlikte Rusya şunu gördü yani biz neticede görelim diyelim ee, tabii klasik ifadelerden biri işte Amerika'nın e, demokrasi örneği olan bir ülke ya da demokrasi değerlerini dünyaca e, sunan ya da dünyaca e, yayma görevinde bulunan bir ülke olarak e, güçlü bir ülkede böyle bir durumlarda olması Tabii ki yani Rusya açısından olduğu gibi takip edilir genelde hiçbir zaman hı hı. sorgulanmaz bu diplomasinin olurya diplomasinin özelliğidir motifinin özelliğidir bu Bununla birlikte şunu görüyoruz bunun arka tarafları da var yani hemen hemen Diyelim Joe Biden'in göreve başlayacak olan noktalara gelmek üzereyiz. Bunlarla birlikte şu an Trump'a karşı olan Kongre'deki suçlama süreçlerinin başladığını görüyoruz ve yani ister istemez neticede Trump gidiyor, Biden geliyor ama gördüğünüz gibi. Rusya için şaşırtıcı değil. Rusya için şaşırtıcı değil gördüğümüz gibi neden? Yani medyada ele alınmış biçimde. Evet. Biçimi. Hem medyada medya yansımalarını şu şekilde değerlendirebiliriz. Bu daha çok yani Rusya için şaşırtıcı değil. Birçok ülkelerde artık Amerikan mode, modeli nasıl bir şekilde dönüşebilirin bir göstergesidir. Şu şekilde biz yani kendi algımıza göre işte Amerikan işte Amerika hayali diye bir kavramla belirlediğimizde Amerika dediğimizde işte o Amerika söndü. hayali. Rusya'da da görüyoruz. Söndü yani. mü? söndü. Sönmedi. De, söndü derken de sönme sürecinde diyelim. Hı. Sönmeye başladığını görüyoruz. Ee, ve ciddi bir şekilde etkilendiğini de görüyoruz. Amerikan rüyası etkili bir şey midir Rusya'da? Ee, uzun yıllar içinde öyleydi. Amerikan rüyası zaten e, yani ne kadar e, uzun bir tarih bir kavram olarak uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen uzun dönemler içinde e, Sovyetler'deki üst düzey uzmanlarını cezbeden ya da iyi öyle ilgilerini çeken bir kavramdı çünkü biliyorsunuz şu anki günümüzde biz birçok araştırmacıların birçok bilim adamlarının çalışmalarını baktığımızda onların eee bir, belli bir kısımların işte eski Sovyetlerden çıkışlı olduğunu görüyoruz. Ee, o zamanda Amerika imkan bulup göç edenler ya da e, diyelim araştırmalarını gerçekleştirmek e, için gidenler arasında. Çünkü sıradan halk gidemiyordu. E, ama bazı e, yani tarihe gittiğimizde bazıların öyle bir hayal peşinde olduklarını görüyoruz ve var birçok örnekler var tarihte böyle. Genelde uluslararası konferanslar üzerinden gidenler, yurt dışına çıkma imkanı olup da gidenler örneklerini görmekteyiz. Bu arada şuna dikkat etmek lazım. Trump'ın imajı da farklı bir boyuta geçmiş oldu. Bu arada tabii yani Kapitoli'de olan olaylar aleyhine oldu Trump'ın ciddi bir şekilde yani halbuki Trump'ı savunacak olan ya da işte Biden'ın gelişini kabul etmeyecek olan bir süreç üzerinden olmasıyla ile birlikte işte bir ayaklanmaya çağrı üzerinde bulunmasıyla birlikte suçlama süreci başlatıldı. Trump'a karşı şu anki kongrede bunu görüyoruz. Evet. Ve bununla birlikte şunu da söylememiz gerekir: birçok insan bugünlerde işte güvenliğini sağlayamadığından dolayı, işte Chad Wolf'un da görevinden istifa etmesi İçişleri Bakanlığında yani yeterli kadar güvenliği oluşturamadığından dolayı işte istifa kararını aldığına dair e, haberler ortaya koyuldu. Böyle, böyle bir şey Rusya'da olabilir mi dumada? Böyle bir güzel adamları... bir e, karşılaştırma analizi yapıldı bu arada. Diler ki tabii yani bizim Rusya'daki seçim sistemimiz de belki e, ciddi bir şekilde e, yani farklı olabilir, tartışılabilir, eleştirilebilir ama şu anki Rusya'daki seçim sistemi bu seçim sistemi e, bir e, yaratıcı yani bir bir gelişmeye sebep olan bir sistem olarak belirlenirken burada işte Amerika'nın uzun yıllar içinde bir seçim sisteminin bir bir reforma sahip olduğu yani reform ihtiyacı, ihtiyacı olduğunu eee görmekteyiz evet, konuşuyor etmek. Evet. zaten ama ee, Duma'da herhalde böyle bir şey imkansız. Yok, imkansız. Yani, o kadar insanın toplanması. Şimdi Gülveda Özgüre bağlanacağız. Ee, acaba bu e, kongre binasını kongre binasına saldıran göstericilerin profilleri nedir? Kim onlar? Ee, bu akşam hem onlardan başlayıp e, azledilme sürecine kadar geleceğiz inşallah. Gülveda Merhaba. İyi yayınlar belki. Ee, evet 6 Ocak Kara Gün diye Amerikan tarihine geçti gözüküyor. O gün herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde şoke olmayan insan yoktur. Nasıldı profilleri hakkında neler yazıldı, çizildi, neler tespit edildi? ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki iddialarına destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle Washington'da toplanan kalabalığın kimlerden oluştuğu yönündeki tartışmalar 6 Ocak'tan beri devam ediyor Amerika'da. Hem Amerikan medyasında hem de sosyal medya platformlarında. ...göstericilerin elindeki bayraklar, attıkları bazı sloganlar ve kıyafetlerindeki yazılar ve tipleri... ...bu görüntüler incelendiğinde özünde aslında aynı görüşleri paylaşan fakat farklı gruplara mensup olduğunu ileri sürüyor buradaki medya birimleri. Bir tanesinden bahsedecek olursak ki çok sık sık gündeme geldi. Hem Trump'ın seçim süresince hem de başkanlığı süresince kanon destekçileri oldukça dikkat çekti e, kongre binası etrafında kompletörlerine inanan aşırı sağcı gruplardan oluşuyor bu kanon e, e, adlı e, kişiler. Kanon nedir peki? Kanon adı bazı e, forumlarda ABD, devlet e, iş dünyası ve medya içerisinde satanist ve pedofillerden oluşan bir çetenin e, varlığını e, savunuyor. Kanon e, kompletörleri arasında ABD derin devletinin e, Trump başa geçtiğinden beri devirmeye çalıştığı ileri sürülüyor ve Trump'ın da 2016'dan bu yana bu kanon teorisini kanonla mücadele ettiğini inanıyor. Bunların en başında da iki yıl önce Jeffrey Epstein isimli bir iş adamının aslında tutuklanmasıyla daha da bu teoriye inanış arttı. ...küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle tutuklanmıştı. E, geniş bir network vardı siyasetçilerden ve Kraliyet dünyadaki kraliyet ailelerinden oluşan... E, üyeleri, ...üyeleri yakınlığıyla biliniyordu. E, Tabi Jeffrey Epstein hapishanede intihar etti e, ama e, bununla, bununla ilişkin soruşturma devam ediyor. Hatta e, savcıya da e, suikast gelişiminde bulunduğu da e, gelen haberler arasında... ...bir diğer grup da e, Belkıs... Crowd Boys denilen e, gururlu olanlar, e, bu aşırı sağcı olan e, aşırı sağcı Amerikalılardan oluşuyor ve e, çok tesadüfidir ki 2016 yılında kuruluyor e, Trump'ın e, başkanlık yarışı e, sırasında ve sadece erkeklerden e, oluşuyor. Bu grup e, hatta e, beyazların cihadı olarak da tanımlanıyor bu 6 Ocak'taki e, Kongre e, Kongre işgal e, girişimi. E, Peki e, hatta Trump da bir e, canlı yayın tartışması Biden'la canlı yayında tartışma yaptığı sırada da bu Proud Boys'a e, istinaden e, sıkı durun e, geride beklemede kalın e, ifadesini kullanmıştı. E, bu anlamda e, diğer e, gruplar da aslında aşırı sağcı hatta ırkçı denilebilen gruplar ama yine Amerika'nın birçok eyaletinden gelen sıradan Amerikalılar da dikkat çekiyor. Özellikle kongre binası içerisinde yağmalama yapan hatta bu süreci canlı yayınlayan sosyal medya platform hesaplarından yine göstericilerle röportajlar yayınlandı. Binlerce kişi bu canlı yayın röportajlarını ve bu yağmalama sürecini izledi. Hatta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin e, ofisinde ayaklarını masasının üzerine koyan e, kişinin Arkansaslı Richard Barnett isimli bir e, sağcı aşırı sağcı e, olduğu tespit edildi. Şu anda gözaltında e, bu şahıs ama bireysel silahlanmayı da savunan bir kişi aslında oldukça e, tehlikeli diyebileceğimiz bireylerden e, de oluşuyor bu e, göstericiler. E, hırsızlığa son verin e, çağrıları yapıldı bu gösteriler sırasında. Hatta Amerikan bayrağı yerine Trump'ın resminin olduğu bayrak e, çekildi. E, bunlar tabii hem Amerikalıları e, çok ürküttü hem de e, hakikaten Amerikan demokrasisini sorgular nitelikte oldu. Yine bu gösteriler sırasında Antifa üyelerinin de bu göstericilerin içine ...karışmış olduğu iddia edildi. Özellikle Washington Times muhafazakar e, gazete, Washington Times e, yapay zeka teknolojisiyle... E, e, ...yüz tanıma e, teknolojisinin e, aslında bazı şahısların anti üyeleri olduğunu tespit e, edildiği iddialarına da yer veriliyor. E, tırpanlarla gelenler de vardı galiba. Onlar neyi temsil eden oradaydılar? Evet. Onlar da aslında e, özellikle dövme e, olarak... E, Kameralara yansıyan görüntülerde e, komünist çekici e, olan e, bir kişinin resmi de antifa üyesi olduğu e, iddia edildi. Bu iddiaların iddiaların güçlenmesine neden oldu ama e, bu daha sonra yalanlandı. E, gerçekten sadece şimdi böyle baktığımızda e, aşırı sağcılar, evet, e, sıradan Amerikalıları temsilen ve şiddete başvurmayan kalabalıklarda var mıydı aralarında? Evet Belkıs Kılıçkaya zaten gün boyunca devam etti. Sabah 11'de başladı eylem ve son derece barışçıl bir şekilde kongre binasına yürüyüş yapıldı. Ne zaman ki kongre binası içine girildi daha sonra şiddet olayları orada göze çarptı. Gün boyunca ünlü Amerikan pop şarkıcılarının Şarkıları seslendirildi, dans edildi. Bu süreçte farklı fazla bir şiddet eylemi görülmedi. Ama ne zaman Kongre'ye girildikten sonra işte polis güçleriyle hafif bir çatışma yaşandı. Yine yağmalanması, camların kırılması bu süreçten sonra başlıyor. Hemen şunu da dikkat çekelim ki Temsilciler Meclisi'nde bu eylemin başladığı zaman, işgal eyleminin başladığı sırada aslında Cumhuriyetçi Kongre üyeleri seçimlerle seçimlere şaibe karıştı iddialarını tartışıyor diyordu ve Kongre'den bir 10 günlük ek süre talep ediyordu. Bu seçim sonuçlarının şeffaflığı ve tamamen geçerli sayılabilmesi için. Tam bu sırada göstericiler tartışmaların yapıldığı binaya pardon salona girdi ve aşırı güvenlik önlemlerinin olduğu hem Kongre binasının hem Kongre binası çevresinde bu güvenlik kordonu nasıl aşıldığı da tartışılıyor. Evet Özellikle, onu sormak e... istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Eylül'de saldırı olduğunda yine güvenlik zaafı uzun boylu konuşulmuştu ama bu kendi içerisinde. Aslında çok sıradan bir hadise yani başkan yeni başkan e, seçiliyor e, ve bir görev değişimi olacak bununla ilgili kongre toplantısını işte senin söylediğin üzere barışçıl başlayan gösteriler birden içeriye bin’e yakın insanın girmesiyle ve şiddet olaylarıyla devam ediyor Amerikalılar ne düşünüyor nasıl girebildi bu insanlar ve kimdir e, bu güvenlik zafiyetinin sorumlusu kimler Hemen e, izleyicilerimize de aslında aktaralım, e, kongrenin güvenliğinden, doğrudan kongrenin güvenliğinden sorumlu olan kongre güvenlik birimleri var. Buna ek olarak Washington polisi de e, mevcuttu e, kongre etrafında ve kongre içerisinde. E, bu anlamda e, Washington e, polis şefi e, e, istifa etti, e, e, baskılar sonucu ama istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada ben e, şahsen e, bu gösteri zaten son anda yapılmadı haftalar önce planlanıyordu. Ve ek güç talep ettim. Kongre güvenlik birimlerine daha fazla ek güç olması gerektiğini defalarca söylememe rağmen bu ek güç bir türlü gelmedi ve tahsis edilmedi şeklinde iddiası var. Bu anlamda hakikaten ciddi bir güvenlik zafiyeti var ve taraflar birbirlerini suçluyor. Ama hemen şunu da hatırlatalım. Washington'un yönetimi demokratların elinde. Dolayısıyla hatta ee, polislerin e, göstericilerle selfileri de e, medyada yansıdı. Yani polisler e, son derece göstericileri hoş karşıladı. Hatta bazı iddialara göre e, toplantının yapıldığı salona doğru yönlendirdiği de e, gelen iddialar arasında. Bu anlamda e, polisin e, aslında bu göstericilere e, yardım ettiği de e, söyleniyor. O anlamda çok ciddi soru işaretleri var Bay Kısıkılıç. Hem Amerikalıların e, kafasında hem de genel anlamda bu güvenlik e, hem Kongre'nin güvenliği hem de başkentin güvenliği. Nitekim zaten önümüzdeki günlerde yemin töreni de olacak. Bu yemin törenine eee olağanüstü güvenlik önlemleri alınması bekleniyor ama çok ciddi bir güvenlik zafiyeti söz konusu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Gülveda Özgür. Senden yine önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri böyle gitmeye devam ederse daha doğrusu süreç rayından çıkarsa gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ne dersiniz Nasuh Bey? Şimdi baktığımızda profillerine aşırı savcılar. Eee... Sıradan Amerikalılar da var ama anti da söz ediliyor. Sizce mümkün mü? Ee, yani şimdi burada Trump'ın neyi temsil ettiğine bakmak lazım. Yani Trump normal bir Amerikan siyasetçisi değil. Yani siyasette hiçbir zaman e, bir yer işgal etmedi. Herhangi bir seçime katılmadı. İş adamı. Senatör olmadı, Kongre üyesi olmadı. E, ama iş adamı, farklı bir renkli bir kişiliği var. Çok şey, değişik şeyler deniyor. Bir de Amerikan başkanlığını deniyor. Evet. Şimdi Amerikan yani. başkanı olmak için yani seçime seçim yarışına katıldığında gereken şey nedir? Halkın e, nabzını tutmak ve ona göre davranmak. Şimdi zaten renkli medyada bir görüntüsü var. Yani daha önceden kalan e, belli bir imajı var e, Trump'ın. Yani seçim yarışı sırasında şunu öğrendi. Normal siyasetçi gibi davranmamak gerekiyor çünkü halk... böyle birine mi ihtiyaç varmış evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ki yani bu... Trump da yani yüz... bayağı ciddi bir e, temsil yeteneği olan evet. birisi oldu. Yani bu genelde bütün e, demokratik e, toplumlarda da karşılaşılan bir durum. Yani siyasetçilerin kentin halkına yabancılaşması neredeyse ayrı bir grup haline gelmeleri. Yani sadece siyasetle uğraştıklarında kendilerine göre belli değerler oluşturuyorlar. Belli çıkarlar işte kaygılar onlar açısından daha önemli hale geliyor ve biraz halkla bir kopukluk yaşanıyor. Şimdi burada popülizm dalgası denen şey yani başka Avrupa ülkelerinde de var. Trump onu keşfediyor. Yani başarılı olabilmek için siyaset karşıtı olmak gerekiyor. Siyasete karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü halk siyasetten bıkmış durumda. Dolayısıyla verdiğim aş ben sıradan Amerikan halkının e, isteklerini, çıkarlarını, kaygılarını dile getirmek için, e, savunmak için ben bu yarışa giriyorum. Sıradan Siyasetçi bir, de değilim zaten. Sıradan bir siyasetçi değilim. Ben sizden biriyim. E, ve burada Amerikan toplumunda biraz kendilerini dışlanmış hisseden gruplar. Yani bunlar e, kimdir? E, tabii daha çok beyaz insanlardır. Ve yine daha çok erkeklerdir. Ee, belki ekonomik açıdan sıkıntıları vardır. Belki Amerika'nın büyüklüğüyle ilgili yaşanan sıkıntılar onları e, rahatsız e, ediyordur. Ee, i̇şte kadın haklarına fazla vurgulanması onları rahatsız ediyor olabilir. İşte göçmenlere yeterince tepki gösterilmemesi. Yani biz kendi ülkemizde yabancı mıyız? Böyle i̇şte bir... Daha uygun. muhafazakar bir ayağı daha var herhalde. Değil mi? Trump'ın evet. temsil ettiği siyasetin. Yani bah, işte Biden popülist ve biraz şiirününki... sağcı gibi. Evet. Ee, yani çünkü oy atma gerekçelerinde tuvaletlerin e, birleştirilmesi hususu bile tek başına yeterli olabiliyordu gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani normal e, çizginin dışında olanlar, kendilerini dışlanmış hissedenler. Yani Trump da bunu iyi biliyor. Bütün söylemlerini ona dayandırıyor. Yani genel kitle yani normal Amerikan halkı Trump'ı çok destekleyebilecek durumda değil. Yani istikrar isteyen, normal hayatını devam ettirmek isteyen, işte ekonomik açıdan belli e, bir imkana sahip olan insanlar çok fazla e, hani siyasetle de ilgilenmiyorlar zaten. Fazla seçime gidip oyda e, oy da kullanmıyorlar. Ama Trump nasıl çıkıyor? Amerika first. Yani ben her şeyin önüne Amerika'yı koyacağım. Yani içeride de ben işte işsiz insanlara iş bulacağım. İşte onların e, şeylerini artıracağım, gelirlerini artıracağım. Dışarıda e, başkalarla kavga ederek Amerika'nın çıkarlarını savunacağım. Yani Çin'e boyun eğmeyeceğim. İşte Çin bize e, ekonomik alanda, ticari alanda bazı haksızlıklar yapıyorsa bunu açıkça dile getireceğim e, ve onlara karşı bir cephe açacağım. Avrupa i̇şte, Birliği kavga tabi edeceğim. Tabii NATO'da yükümüz fazlaysa, NATO ülkeleri yük üstlenmiyorlarsa bunu da açıkça söyleyeceğim. Yani bütün benim derdim diyor Amerikan halkı. Ee, yani bu Amerikan Bu söyleminde başarılı oldu gözüküyor halk nezdinde. Bu söylemi eyleme dönüştürmek konusunda 4 senelik icraatına bakınca ne diyebiliriz? Ee, yani ekonomi alanda tabii ki ciddi başarılar elde etti. Yani bu COVID-19 e, salgınına kadar e, Amerikan toplumu ekonomik açıdan iyi durumdaydı. Ee, yani Trump'ın sadece bu e, çok belirsiz, beklenmedik hareketleri belki insanlarda soru işaretine neden oluyor. Çünkü istikrar da önemli. Hı -hı. Çünkü Trump hiç yapılmayacak şeyler yapabiliyor. Ama hani normal e, Covid olmadan seçim olsaydı ki bu ortamda da Trump'ın oyu gerçekten yüksek. Yani e, cumhuriyetçiler açısından. Yine yani iyi Covid bil... Covid Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse karargah kurdu evet. denirken yüz binlerce insan öldü. Buna rağmen bu oyu Bunu... alması aslında Trump'ın evet. e, başarısını yani işte... Biden'ın da aslında Amerika'nın evet. bir kesimine e, Covid'e rağmen hitap edemediğini hitap mi gösteriyor? Hitap edemediğini gösteriyor tabii ki. Yani Trump bu kadar olumsuz yönleri bulunan bir kişiyken. Covid'de bu kadar Amerikan toplumunu e, sarsmışken e, yani Biden'ın bu kadar e, yani sonuçta yine Amerikan tarihinde en yüksek oy oranını alıyor. Halkın en fazla oyunu alıyor ama yine Trump'la karşılaştığında arada çok fazla fark yok gözüküyor. Yani demek ki halk Biden'dan çok fazla bir şey beklemiyor. Büyük oranda Trump'a karşı oldukları için yani Trump'ın yaptıklarından rahatsız oldukları için Trump'ın artık ...Amerika'yı temsil etmediğini düşündükleri için... ...belki e, oraya oy verdiler. Yani öyle bir öyle düşünce. Öyle gözüküyor. Filsur evet. Bey ne dersiniz? Bu arada Deniz Tansi de aramıza katıldı. Evet. Ee, evet. Hoş geldiniz. Evet, Trafik epey <laughs> boğuştuktan sonra... Evet. ...çok teşekkürler olsun. Bu noktalara dikkat <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorum. Yani Amerika konusuna geldiğimizde... E, yani son e, bu seviyede e, ele geçirilmesi 1800 yani 19. yüzyılın başlarında görüyoruz. 1814'lerde İngiliz e, Amerikan Savaşı e, döneminde e, İngiliz tarafından İngilizler tarafından el, işte yakılması ve bu şekilde bir e, saldırıya uğraması. Nın örneğini 1814'lerde görürüz. Bundan sonra farklı olaylar gerçekleştirilmiştir. O olaylar neticesinde işte farklı eylemler olmuştur. 54'te Puerto Rico'nun işte bağımsız olmasını isteyenler bir saldırıda bulundular. 71'de Laos şeyleri hareketçileri yani Laos'un e, bağımsızlığını ve de Amerika'nın oraya müdahale olmamasını isteyen e, gruplar e, Kapitol'un birinci katında bomba patlattılar. 98'de bir tabanca ile gidip saldırdı. E, bu ey, meşhur tabi bilinen e, olaylar sonrası Kapi, e, Kapitol'un ciddi bir şekilde e, hedef olabileceğini düşünmeleriyle birlikte bir güvenlik meselesini oluşturmaya çalıştılar ama e, gördüğümüz gibi yeterli kadar olmadı ve özellikle pandemi döneminde Kapitoli'nin de birçok binaların olduğu gibi güvenlik seviyesinin ya da güvenlik çalışanlarının bir kısmının sadece görevde bulunduğunu. Çünkü Gördüğümüz gibi işte tedbirler alınmasıyla birlikte pandemi burayı da ciddi bir şekilde kapsadığını görüyoruz. Ama Trump gerçekten Sayın Hocamızın dediği gibi biz bunu görüyoruz. Trump döneminde ekonomik olarak pandemi olmasaydı ciddi bir yani bir yönetici bir finans bir iş adamı olarak Amerikan Amerika halkının ya da Amerikalıların ekonomik durumlarının ciddi bir şekilde bir güçlendiğini görüyoruz. Evet. Tabii ki. Ama pandemi ciddi bir dizavantaj dezavantaj oldu öyle den gelmiş oldu ve burada biz e, şunu görüyoruz enteresan bilgilerden biri e, biliyorsunuz genelde e, işte Amerikan e, devlet başkanı görev görev ve başlama yani yemin töreninde e, yani Amerika ge e, geleneklerinde genelde e, resmiyette protokol olarak çağırabilirler ama çağır, yani çağrılmak zorunda değiller olanlar büyük elçiler var Aa, genelde çağırırlar e, büyük elçileri çünkü bir sonraki dönem devlet başkanı bunlarla ortak bir görev yapacak. Ve çok enteresan e, meselelerden biri acaba Biden e, yemin törenine Rusya Federasyonu'nun büyük elçisi çağrılır mı? Evet e, resmi olarak Rusya Federasyonu bu daveti aldı ve e, Rusya Federasyonu büyük elçisi Antonov'un e, bu e, yemin törenine katılacağını e, bekleniliyor. Niye e, bu nokta çok önemli? Çünkü Şubat hala çok yakın. Ve Şubat döneminde Türkiye ve Rusya yani birçok bölgelerde ortak süreçleri, ortak politikaları, ortak stratejiyi götürürken Amerika ile Rusya'nın ortak çözülmemiş bir meselesi var ve bu nükleer silah meselesi Şubat'ta bunun dönemi bitiyor ve tabii ki bu konuda anlaşmak lazım bu. Ondan önce Biden'da birkaç kez bunu ifade o, ele almış. Olumlu bir sinyal. Yani. Bu çok olumlu Büyük bir sinyal. Gerçek. Bu dünya için olumlu bir sinyal aslında. Anlaşacağız mı demek Evet. Bu yani Biden önceden de dedi biz bu konuyu tabii kapatmamız gerekiyor. Yemin değil. edebilirse olacak. Evet. Çok iyi olurdu gerçekten. Bu hepimiz için çok önemli. Evet yemin edebilirse. <laughs> bu konulara da dikkat yani bu mesele de tabii dikkatimizi çekiyor. Ama işte sizin Enteresan sorulardan biri acaba Rusya ne düşünüyor bu konularda? Rusya son 48 saat içinde bunları pek düşünmüyor çünkü biliyorsunuz. Rusya'da kritik ve stratejik önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve daha doğrusu Rusya kendi dış politikasını götürmeye devam ediyor. Dön evet 24 saat önce. Ne hali varsa gösteriyor. Evet Halif Paşinyan'ın aynı masada görmek sürpriz bir olay. Onların da işte diplomatik süreçlerde bulunması. Dediğimiz gibi bazı ülkelerde... Müsteşim farklı... herhalde ferahlamıştır değil mi? Yani yani Amerika kendi işiyle meşgul. Hiç... Ben de o arada biraz iş göreyim mi diyorsun? Yok, ferahladığını pek düşünmüyorum. Şu şekilde küresel politikada hiçbir zaman rahatlayacak bir anımız yoktur. Ki 7-24... E hazırlıklı olmanız gerekir çünkü dünya gerçekten çok ciddi hızlı bir dinamiklerle gelişiyor ve burada dünyanın her yerinde ciddi bir olaylar gerçekleşiyor yani hem sanal dünyada hem de gerçek bir dünyada. Bunda evet. pandemiyle birlikte bu arada pandemiyle ile mücadele de devam ederken ekonomik süreçler bir bir yerde durduğunda mesela kapitoli olayların olmasıyla birlikte bütün dünyayı etkiliyor. Niye? Çünkü birçok dünyanın sermayeleri Amerikan bankalarında bulunmaktadır ya da en azından Amerikan banka Garant altında bulunmaktadır. Ve bunlar ister istemez etkiliyor. Şu anki e, Biden dönemine kadar e, küçük bir e, Trump dönemi var ama bu küçük Trump döneminde Amerika'nın e, finansal indekslerin e, işte düştüğü düşüşünü görüyoruz ve bu da aynı anda e, ciddi bir şekilde piyasayı, İlgi borsayı konusu. etkiliyor ve borsayı etkileyince de fiyatlara yansıyor dünya fiyatlarına dünya döviz fiyatlarının yansımasıyla birlikte tabii ki başka ülkelerin ekonomisine de yansıyor. Bu açıdan dediğimiz gibi Daha işte Rusya'nın bu istedim. politikası hem tabii gündem işte devamlı olarak planlanmış gündem var ve bununla birlikte olağanüstü durumlar var. Onların olağanüstü durumlardan biri de Kapitolideki olaylar. E, Nasuh Bey Deniz Bey'e dönmeden önce şimdi hazır hatırlatmışken İnstur de sormak istiyorum. Kongreye bu biçimde saldırı 1800 1800'lerde ne vesileyle oldu? Amerika herhalde. Yani o konuda için. ciddi bir bilgim yok. Yani Öyle. ben daha çok modern dönemi. Evet. 1814'te 19. yüzyıl başında İngiliz Amerikan mücadelesi çerçevesinde İngilizlerin bu işte saldırısı saldırısıyla gerçekleştirildi. Birçok binaların içinde yakıldığını ve genelde bu Kapitol tarihine baktığımızda Kapitolin binaların, odaların ya da durumlarının işte nasıl bir kritik dönemler geçirdiğini baktığımızda Kapitolin en kara yıllarından biri de 1814 olayı İngiliz ve Amerikan mücadelesi üzerinde. Yani İngilizlerin bu bu bölgede kendi politikalarını ve kendi varlıklarını güçlendirmek amacına yapılan alan uh, İngiliz-Amerika mücadele. Ki deniyor ki bazen İsrail ve İngiltere 60'lardan beri Amerika üzerinden mücadele verebiliyor. <laughs> evet. Deniz Bey, e, şimdi siz gelmeden önce e, burada anatomisini çıkarmaya çalışıyoruz evet. bu hadisenin ve bundan sonraki gidişatını da öngörmeye çalışıyoruz. E, o gün basanların kongreyi. Önce barışçıl gösterilerle başlayıp sıradan Amerikalıların ama kongre binasında şiddete başvuranlar aşırı sağcılar ee, daha çok. E, fakat Antipacılar içinde Washington Times ama bu Trump'a yakın e, onların da olduğu yönünde bir haber yapmış. Bu bir iftira mı suçlama mı e, nasıl görüyorsunuz bir de şuna şaşırıyor musunuz yani. Evet güvenlik zaafı tartışılıyormuş ama evet. ee, ve herhalde bir şeyi çıkartılacak onun da ee, neticeleri. Bu kadar kolay mı böyle bir organizasyonu yapmak? Şimdi aslında <laughs> Trump günlerden beri bu çağrıyı yapıyordu. Yani bu 6 Ocak'ta gerçekleşen olay bir sürpriz değildi ama tabii ki kongre binasının bu şekilde basılacağı, odaların dağıtılacağı düşünülmemişti Antifa'nın böyle bir yapıda böyle bir olayda e, yer alması yapısal anlamda pek uygun değil akla çünkü şey demek istiyorlar herhalde yani provokasyon, e, provokasyon yapmak provokasyon demek istiyorlar demişler. hani belki o anlamda ifade mümkün mü şöyle e, tabii yani bunu da şeye bağlamışlar yapay zeka ile yüz okuma sadece şey antifa ama... değil. O zaman hani, olabilir. çeşitli e, Amerika'daki istihbari kuruluşların da o zaman e, farklı manipülasyonlar evet, yani, olabilir. Evet, başka yerlerinde gösteri olunca nasıl Amerikalılar? Çünkü arasına ben şöyle görüyorum, burada sosyolojik anlamda e, öfkeli beyazlar var aslında. Ya. Öfkeli beyazlar. Yani her ne kadar beyazlar çoğunluk olsa da bu anlamda üst düzey bürokraside, siyasette, ekonomide e, yer aldıklarını, hak ettikleri kadar yer aldıklarını düşünmeyenler. Ee, bu anlamda bunu sorgulayanlar ya da çeşitli şekillerde yani bu çağrılardan dolayı orta sınıf beyazlar. Mı? E, orta sınıf ve altı diyebiliriz daha çok. Orta sınıf ve üstü belki daha çok demokratlar için düşünülebilir belli noktalarda. Çok büyük bir genelleme yapmak mümkün değil. Çünkü antifa'yı düşündüğümüzde hani burada manipülatif olarak antifa var mıdır değil midir tartışması ayrı bir konu. Normalde neden olmaması gerekir diyorum. Çünkü antifa diğer cephenin, diğer ittifakın sokaktaki bileşeni Antifa, Black Lives Matter ama Antifa gibi yapılanma baktığımızda e, biraz sokak hareketi gibi gözükebilir ama ister istemez burada o sorosçu zihniyet ya da buna benzer çerçeveleri de görüyoruz. Yani, bir takım komplo teorileri yani var. Her hani şey, şey kendiliğinden oluşmuyor ama bu noktada baktığımızda evet Trump'ın çaresiyle geldiler. E, bu anlamda böyle bir büyük şiddet sarmalının olacağı çok fazla tahmin edilmemişti. Ancak 20 Ocak'taki yemin töreninde de hem Washington'da hem de Amerika'nın çeşitli yerini. eyaletlerinde silahlı protestoların olacağı konusu gündeme getiriliyor. Şimdi yemin eder mi etmez mi? Etse de artık işi kolay değil. Çünkü Türkiye'deki iktidar muhalefet gibi görmeyin. Yüzde 50-50 burada. Yani 50 25 değil. 50-50. Peki oraya gelmeden evet. önce demin Nasuh Bey dedi ki 10 savunma bakanı bu hadisenin öncesinde. Pentagon'un değil mi? Savunma bakan on sav, eski önce, savunma evet. Bakanı, eski evet. savunma e, bakanı Pentagon'un müdahale etmemesi gerektiğini. Ordunun siyasette yani bu hı hı. iktidar değişimine karışmaması gerektiğini söyledi. Demek evet. ki çok açık beklentiler var yani olabilecekler e, konusunda. Tabii provokasyonu çok açıktı. Bir de insanlar orada toplanıp temel iddia şu 19. yüzyıla çıkan bir yasa var. Bu yasaya göre Amerikan Başkan Yardımcısının seçimi iptal etme konusu. E bu çok akla yatkın bir şey değil aslında düşündüğümüzde. Ama olabilir mi diye. Ve Amerikan Başkanı Trump, kendi yardımcısı Pence bu konuda ciddi anlamda baskıda bulundu. Ve bu çerçevede işin deyim yerindeyse karakoluk olacağı e, tahmin ediliyordu elbette. Evet, haftalar, öncesinden, haftalar öncesinden bütün neden? dünya Neden? Ordunun müdahalesinden korkuldu. Çünkü ordu eğer mevcut e, iki cepheden biri, işte Trump ya da Biden'dan yana tavır koyduğu an tamamıyla siyasallaşmış olur ve Amerika'daki o kurulu düzen müesses nizam çerçevesinde önemli soru işaretleri beraberine gelebilirdi ama şunu söyleyeyim artık diş macunu tüpten çıktı yani 20 Ocak'ta yemin etse de geçici bir sükunet sağlasalar da bu iki kutbun bakın dünyada e, siyasete baktığınızda çok kutuplu siyasete gidiyor Amerika'da iki kutuplu bir siyasette Şimdi dünyada çok kutuplu siyasetin olması iyi bir şey. Ama Amerika yani herhangi bir devlette bu kadar keskin kutuplaşmanın olması demek biraz da imparatorluk çerçevesine düşünmek lazım. İmparatorluklar sonlarına doğru geldiklerinde yani kendi genişleme sınırı durduğunda o zaman içeriye doğru bir şekilde infilaklar başlar. Bodrian'ın söylediği gibi. Bence bu içeri doğru infilakların sanki bir görüntüsü gibi geliyor. Amerika'da bundan sonra hiçbir iş bu kadar kolay olmayacak. Çünkü e, bu ittifakların kendi içerisindeki bileşenler de birbiriyle çok aykırı. Yani şimdi düşünün. Biden 40 yıllık senatör, 8 yıl başkan yardımcılığı yapmış. Antifa destek veriyor. Bu akla aykırı. Akla hayale aykırı bir şey. Yani, yani bu tarafa da destek vermiş. Yani şöyle kolay söyleyeyim. Değil. Bu adam Mr. Establishment diye bir şey denirse Biden o. Yani Amerika'nın müesses nizamının Vücut bu şekli bu. İşte bu adama sokak hareketlere destek veriyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani algoritmalar deniliyor ya işte bu algoritma. Olmayacak şeyler birbiriyle yani bir e, düşünün çok güzel bir baklava yiyeceğiz. Ama üzerine biraz tuz serpelim. Buna bu ne benziyor? Yani bunların birbiriyle uyumlu olmaları mümkün değil. O zaman işte yapay bir takım ittifaklar var derken onu söylemeye çalışır ama tabii bunun arkasında neoliberal zihniyet var. Küreselci zihniyet var elbette ki. Ama bu da Trump aklamıyor elbette. Trump'ın etrafında da farklı bileşenler var. Zaman zaman Pentagon'da olsun, İsrail sahiliyle beraber olsun. Ama bu noktada gelindiği çerçevede Amerika'da bu iki kutbun aynı çuvala sığması siyaseten bir hayli zor gibi geliyor. Bundan sonra daha büyük tartışmalar olacak. Amerika'da biz daha büyük sosyal kırılmalarla karşı karşıya kalacağız. Yani aynı 1960'lardaki gibi medeni sosyal haklar mücadelesi o belki yani ırk mücadelesi demeyeyim ama bir insan hakları mücadelesinde anlamı vardı ama bu ona aşıyor. Bu insan hakları mücadelesi aşıyor. Bu başka bir şey. Bu iki Amerika'nın hesaplaşması ve bu hesaplaşmayı yaparken farklı ülkeler üzerinde de değişik etkiler yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani muhakkak? Bunun üzerinde bence durmak lazım. Ee, Nasuh Bey, seçim sistemi midir bu kutuplaşmaya sebep olan? Ee, yani ben aslında Sizce bunu... nedir? Evet. Yani Amerika'nın büyük olmasını, yani büyük olmanın verdiği sancılar gibi değerlendiriyorum ben bunu. Ee, yani bir taraftan büyük olduğunu hissediyor, belli değerlere sahip olduğunu düşünüyor. Ama bunlarla yaptıkları arasında bir tezat oluştuğunda kriz ortaya çıkıyor. Yani şöyle biraz tarihsel olarak da buna bakabiliriz. <laughs> Yani ki Dünya Savaşı'nda işte Almanya'yı yendiler. Otoriter devleti yendiler. Karşılığına Sovyetler Birliği çıktı. Ona karşı Avrupa'yı kendi yanında birleştirdi. Hatta onların ekonomisine katkıda bulunduğu güvenliğini sağladı. Ama 70'li yıllara gelindiğinde Amerika'da bir kendi kendini sorgulama vardı. Vietnam'da biz ne yapıyoruz? Toplumun içerisinde ne tür kırılganlıklar var? Yani biz bu toplumu niye bir araya getiremiyoruz, bütünleştiremiyoruz? Dolayısıyla bir kendi kendinden sorgulama ortamında birden yeni muhafazakarlık çıktı. Onlar da buna karşı bir tepki. Yani biz haklı, yani büyük bir ülkeyiz. Değerlerimiz gayet iyi. Yaptığımız savaş da haklı bir savaş. Niye kendimizi sorguluyoruz? Ve onlar Sovyet tehdidi üzerinden Amerikan toplumu birleştirme çabası içerisine giriler. Ve bir Reagan çıktı onların etkisiyle. Reagan tam onların dediğini yaptı. Yani işte öbür devlete yine kafa tuttu. Amerika'nın büyük olduğunu hissettirdi. Yani o dönemleri hatırlayın Rambolar, Rakiler onlar evet. vardı o dönemde. Sonra geldik 90'lı yıllara. 90'lı yıllarda düşmanlığı kaybedince Amerikan toplumu yine bir Yani Amerikan yönetim sarsıldı. Düşman yok toplumu nasıl bütünleştireceğiz bir, bir kaygı ortaya çıktı. Yani yeni muhafazakarlar mesela o 90'lı yıllarda Clinton'a Irak'a müdahale et dedikleri zaman yani bir yapay düşman arıyorlardı kendilerine ve onların imdadına 11 Eylül yetişti. Yani 11 Eylül işte biz işte büyük devletiz, bize saldırdılar, biz kendimizi tekrar korumalıyız. Tekrar işte göstermeliyiz büyük olduğumuzu. İşte otoriter yönetimleri gerekirse yok etmeliyiz, onlara müdahale de bulunmalıyız. Ama Irak'taki karşılaştıkları manzara yeniden bir sorgulama. Yani süper bir devlet Irak'a gitti, kolayca yendi ama orada bir istikrar ortaya çıkaramadı, daha da berbat hale getirdi. Sonra Obama, işte onu biraz toparlamaya çalıştı. Yani o Amerika'nın prestiji sarsıldı dünyada. İlk siyah başkan. Falan evet. O da finans başta krizini bir yaşadı. Şey yaşadı. Evet. Yani liberalizmin e, sembolü olan devlette de büyük bir finans krizi yaşandı. Bir anda büyük bankalar bir anda e, iflas etti ve sonra geldik Trump'a. Ama bir taraftan da o finans krizinde şimdi birazdan da dijital evet. e, ortamı konuşurken göreceğiz. Devlet yerine çok uluslu şirketlerin aslında dünyayı yönettiği evet. hissiyatı, Batı demokrasilerinin aslında işlemediği Hı. tartışması oldu. Onun üzerine ne geldi? Yani Amerikan krizinden sonra. Yani Trump şunu diyor ben Amerika first yani ben Amerika'yı tekrar birinci yapacağım. Şimdi Amerika o sahip olduğu değerlerle insanları kendisine çekmiş, başka toplumlar Amerika'ya gelmiş, Amerikan ekonomisine katkıda bulunmuşlar. Yani Amerikan teknolojisinin temelinde yabancılar var. Şimdi sen bu halinle bir büyük süper güç haline gelmişsin. Şimdi o yani kendine çektiğin kişilerle mücadeleye başlıyorsun. Yani bu çünkü da aslında parçalayıcı bir siyaset. Evet. Yani bu kişiler Amerika'yı büyük yaptılar. Amerika'ya zarar vermediler ki. ama Amerika diyor ki göçmeni Ayrılıkçı adam. bir siyaset mi bu? Yani ayrılıkçı bir siyaset. Yani Amerika bir taraftan büyük devletim diyor, her şeyi temsil ediyorum. Yani herkes bana gelsin. Ama öbür taraftan da e, işte dış, diğerlerini dışlama şey. Hep böyle dönemsel olarak bakarsanız bir dönem tek e, taraflı politikalar var Amerika'nın arkasından onu düzeltmek için gelen bir başkan. Yani Trump iyice e, çıtayı daha da yükseltti diyebiliriz. Ve şimdi Biden da yani işte tam establishment'ın yani Amerikan sisteminin adamı olarak gelip yeniden burada bir düzen kuracak. Çünkü artık küresel toplumun parçası... O da parçası... dinamizmi değil durağını mı temsil ediyor? Yani şimdi Amerika kendi başına artık başkalarına mücadele edebilecek durumda değil. Yani o potansiyeli yok, o liderliği yok. Yani Trump zorla bunu göstermeye çalışıyordu. Yani şimdi de Biden diyecek ki biz birlikte hareket etmek zorundayız. Yani başkalarıyla işbirliğine ihtiyacımız var. İşte Çin'e de meydan okuyamayız. Avrupa Birliği'ne de NATO'ya da meydan okuyamayız. İşte Rusya'yla da belki düzeltilecek şeyler var. İşte İran'la anlaşmayı belki tekrar gündeme getireceğiz. Yani tekrar normalleşme ya, yani gibi. Şey mesajımı verecek. o <laughs> Trump'ın bahsettiği büyük Amerika değil. Ee, yani yeniden dünya ile birinci değiliz, geçen... sizlerden biriyiz ve sizinle birlikte hareket ediyoruz. Ama bir yandan ederiz. da yeniden geliyoruz gibi bir şey vardı, değil mi? Tabii evet. o toparlanmayı da o şekilde sağlayacaklar. Yani, yani başkasına... dağılmış bir Amerika. Evet. Onun meşhursuzluğu var zaten dedi dediğimiz gibi biz bunu unutmayalım. Söyleyin araya evet gidelim. şey dediler seçim öncesi Biden dediler ki işte hayal edin bugün siz cumhurbaşkanı devlet başkanı seçildiniz İlk olarak hangi ülkenin başkanını arayıp da bunu söyleyeceğiz. Ne dedi? Ben dedi Stoltenberg'i arayıp ne diyeceğim? Biz geri dönüyoruz. Yani we are Biz back geri now. dönüyoruz. Back. <laughs> back. Ama dönemediler. Ee, Ekonomi bugün 14.35'te 24'te. Evet İsur Bey araya gitmeden önce e, Nasuh Bey Amerika'da sırasıyla baş, e, yıllar içerisinde Amerika'nın Amerikan toplumunun ve Amerikan siyasetinin kendi içindeki tartışmalara değindi ve e, en son e, şimdi Biden'la birlikte siz hatırlattınız NATO'ya. E, ben gel, biz geliyoruz mesajı verdiniz. Değil mi? Dönüyoruz. We are back. Evet. Herkes de onu bekliyor hakikaten Avrupa <laughs> Birliği'nde Trump'tan sonra. Öyle abi orada şu an Avrupa Birliği'nde ciddi bir yani e, NATO çerçevesinde ve özellikle Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir mücadele söz konusu oluşmaya başladı. E, neden? Eğer e, eski geleneklere göre daha doğrusu Atlantikçi bir anlayışla e, bu coğrafyaya gelmeleriyle birlikte çok önemli meseleler ortaya koyulacak. Acaba hangi ülke Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nden sorumlu olarak NATO üyesi olacak burada? Yani şöyle diyelim Avrupa Birliği adına kim konuşacak? Ve burada ciddi bir şekilde avantajlarını ve birikimini kaybeden, Trump döneminde kaybeden ve kendi kabını gene de korumaya çalışan Almanya var. Almanya... Merkel'de gidince... Evet, geriye. Merkel'de gidince büyük ihtimalle eski gibi Amerika-Almanya münasebetlerinin eski hale en azından dönüş, geri dönme planlarını ya da en azından oralara ulaşma planlarını planların peşindeler. Bu arada Sayın Hocamızın dediği gibi 1945'te 2. Dünya Savaşı'nı kazandılar dediğimizde bu ifade dünyaca çok önemli ve meşhur ve bunu dediğimizde şunu da unutmayalım 2. Dünya Savaşı'nın kazanmasında 1945 yılında Sovyetler Birliği ne kadar biz tabii onların politikaları eleştirsek de bile 20 milyon kurbanı vermiş olan bir devlettir. Ondan dolayı yani şöyle Hitler'e karşı bir koalisyon kazandı dediğimizde Amerika'nın burada en geç giren yani koalisyondan önemli ülkeler arasında geç giren ülkelerden biri. Pearl Harbor olmadan bu sürece daha dahil olmayacaktı Japonya tabi Pearl Harbor'a saldırmamış olsaydı o Amerika uzaktan, sonu ta neredeyse yani. evet, uzaktan evet. takip etmeye devam edirdi. Ve herkes ikinci cephenin açılmasını daha ciddi bir şekilde bekliyordu. Bundan dolayı bu noktada bence bu. Rusya'yı e, şey, hatırlatmak Evet burayı, burayı, burayı koyalım bu noktayı e, ifade edelim. E, çünkü bu herkes için çok önemli bir süreç. E, hem Sovyetler için hem Rusya için. Günümüzdeki Rusya Federasyonu. Çünkü Rusya Federasyonu günümüzdeki tarihi hafızasını oluşturan önemli sebeplerden biri. Ve... E, Bundan sonrası e, tabii diplomatik süreçlerde e, söz konusu oluyor. İkinci Dünya Savaşında Bistahrandaki görüşmeyi biliyoruz. 45'te Yalta'daki işte İkinci Dünya Savaşı sonrası e, dünyanın oluşumu ve çizimi üzerinden e, münasebetler devam ederken e, bunun arkasından herkes Sovyetlerin bir tehdit yani Amerika için devamlı gerçekten hocamızın dediği gibi doğru devamlı bir e, ne diyeyim tehdit peşinde mi ya bir e, ım, herkes gelişmesi için belirli bir hedefi belirler. Bu sefer e, hedef olarak da e, Sovyetler ya da biz buna kızıl tehdit diyoruz. E, e, Ugroza. Ugroz'u. E, kızıl tehdit yani e, Sovyetler bir komünizm tehdidi ortaya çıkıyor. Buna karşı mücadele ederken e, biz Soğuk Savaş dönemine girmiş oluyoruz. Burada askeri bir rekabet sürecinden geçmesiyle birlikte herkes anlıyor ki her iki tarafta da ciddi bir miktarda nükleer silaha sahip oluyorlar ve artık nükleer silahın bu şekilde yayılmasıyla birlikte dünyada uzlaşmak zorundasın. Yani bir ortak bir karara, anlaşmak zorundasın. Bir karara varmak gerekiyor çünkü her iki tarafta bulunan silah oranları, nükleer silah oranları dünyanı bir anda yok edebilecek halde ve herkesi ilgilendiriyor. Bundan dolayı önemli Dönemlerden biri de Amerika ve Rusya'nın arasındaki imzalanmış olan anlaşmalar. Özellikle nükleer silahının e, miktarını, kontrolünü, kullanışını, uzun mesafeli, orta mesafeli e, silahlarını kullanışını. Anlaşmamaları mümkün mü? Anlaşmamaları... E, yani bir mü... ihtimal midir? Anlaşmamaları ne getirecek ki? Mesela şimdi Hayır, işte onu anlaş... demek istiyor. Yani. Iki... Mecbur değiller mi anlaşmalar? Mecbur değiller derken, e, mecbur... Ee, anlaşma edebilirlerdi mesela, o anlaşma bilirlerdi ama neye getirecek bu? Kim, kim birinin yararına faydasına olacak mı? Olmayacak. Ee, olmayacak çünkü her iki tarafta da ciddi miktarda bir e, böyle yani anlaşmamak demek ne demek ne yap? Ne? Yani her iki tarafta kontrolsüz her bir şekilde nükleer silahını yük çoğaltacak Bu 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 öyle bir seviyeye gelebilir ki hatta e, işte karşı taraftaki bir e, ciddi bir olay. Tüm dünyayı etkileyebilir madem ki sen o kadar bir birikim gerçekleştirirsen. Bundan dolayı her ikisi anlaşıp belirli bir miktarda belirli bir seviyede nükleer silahların olması üzerinden anlaşmayı devam ederler. Ve artık yani anlaş anlaşmama kimse bir şey kazandırmıyor daha doğrusu şöyle diyelim. Burada enteresan başka bir nokta ee, biliyorsunuz açık hava anlaşması vardı o da e, Amerika Trump döneminde oradan da çıktı açık hava anlaşmasının özellikleri şu belirli bu anlaşma içinde olan ülkeleri havadan takip etme yani belirli anlarda hiçbir birliğinin birliklerin hareketsizlik halinde bulunması ve açık havadan bunların kontrol üzerinden geçmesi yerleşim noktaları ve miktar olarak belirlenmesi kayda geçirilmesi söz konusu oluyor. Amerika'nın buradan çıkmasıyla birlikte Rusya dedi ki bu açık hava anlaşmanın bir gereği kalmıyor. Başka ülkeler ifadesine göre, işte hayır yani Amerika çıktı biz hala varız ama Rusya diyor ki siz NATO üzerindeki müttefiksiniz. Yani biz bir türlü sizin işte Rusya topraklarını açık hava çerçevesinde gezdiğiniz ya da araştırdığı araştırma sonrası onu Amerika ile paylaşıp paylaşmadığınızdan bir garantisini veremiyoruz. Ondan dolayı Amerika'nın çıkmasıyla birlikte bu anlaşmadan biz açık hava anlaşması ne kadar garantili, güvenli Şimdi olduğunu söyleyelim. Şimdi Biden'la yeniden mi müzakere edecek? Bundan edeyim. dolayı Biden'a bu mesele ortaya, yani bu, bu mesele de gelecek. Çünkü sadece dediğimiz gibi yani Trump'tan sonra belirli bir ekonomik verilerin ya da belirli bir başarılar, en azından proje halinde kalan progresif bakışlarla birlikte, yani yerel ekonomi açısından baktığımızda Trump döneminde yaşanmış olan, uluslararası seviyedeki meseleler ve zorluklarla da yüz yüze kalacak Biden. ister istemez. Yani miras olarak sadece olumlu miras değil aynı anda biraz sıkıntılı miras da Biden'e geliyor. Yani bir Vasiyat olarak bırakılacak ve tabii ki Biden düzen bunun üzerine ciddi bir şekilde çalışması gerekiyor. Rusya bu bu açıdan e, Biden'la tabii e, kendi münasebetli ilişkilerini, ikili ilişkilerini e, korumaya çalışacak ya da bir türlü geliştirmeye çalışacak. E, klasik ifadelerden biri, bunu, e, tabii bunu pek uzatmadan söyleyeyim. E, herkes diyor ki işte Trump döneminde Rusya-Türkiye münasebetleri işte Trump Rusya için daha uygundur Biden'a baktığımızda Biden çünkü ifadelerine göre e, asıl hedef e, Rusya'dır, tehdit Rusya gibi e, konuşmaları vardır derken şunu da söylememiz gerekir, bunu e, bir tek biz demedik, e, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın ifadesidir. E, Trump'la biz de münasebetlerimizin iyi olacağını bekliyorduk ama yanılmıyorsam 46 kez e, bir yaptırım düzenlendi ya da isimler alındı, şirketler bu yaptırım listelerine girdi ve hepsi bunlar Trump döneminde gerçekleştirmiştir. Diyor e, Putin. ...diyor Putin. Peki. Ee, şimdi Kılıç... ...Kanat buraya bağlanacağız... ...Washington'a. Ee, hem sıcak gelişmeleri soracağız. Ee, i̇yi günler Kılıç Bey. İyi günler. İyi yayınlar. Ş şununla başlamak istiyorum. Ee, yayında da önce... E ...kongre baskınını konuştuk. Şimdi Biden buna ayaklanma diyor. Amerikan medyası darbe girişimi diyor. E, yahut yerli teröristler diyor. Trump'ın barbarları diyenler de var. Bunların e, farklı tanımlanmasının bir e, önemi var mıdır? E, tabii ki e, bunların nasıl yargılan, yargılanacağına göre e, bir önemi var. Genel anlamda kongre e, ve e, sesi şu biraz an, yükseltebilir e, mi arkadaşlarımız? Şu an Kongre ve e, gerek adli makamlar bunlara e, isyancı olarak e, görüyor. Çünkü meselenin özellikle kongrenin bunu ele alışındaki tarz yürütme, yürütme erkinin yani başkanın başında bulunduğu yürütme erkinin kendi gücünü ve etkisini kullanarak kendi sempatizanlarını yasama erkine karşı harekete geçirmesiydi. Dolayısıyla daha çok hem adli makamlar hem de kongre bunu bir isyan hareketi olarak görüyor. Zaten kongre dün başkana karşı başlattığı azil sürecinde de başkanı bir isyana e, teşvik etmek ve isyanı başlatmakla sorumlu tuttu. Dolayısıyla daha çok isyan şeklinde görülüyor. Ama e, gerek kongreye verdikleri zarar, gerekse e, Oluşturdukları korku iklimi özellikle cumhuriyetçiler üzerinde oluşturdukları korku iklimi ve öldürdükleri polis memuru yüzünden de iç terörizm, yerel terörizm diye adlandıranlar da var şu an. Hangisi daha ağır bir cezai müeydeye sebep olur? E, tabii siyasi olarak e, Trump için isyana teşvik edilmesi e, çok büyük bir cezaya e, sebep oluyor. E, ve bu gruplar üzerine iç terörizm soruşturması açılması da e, gösteriye katılanlar açısından daha ciddi bir e, cezai müeyyide gerektiriyor. Evet diğerinde başkanın sorumluluğu bunda sokağa evet. sokakta e, bulunanlar. Trump'ın af yetkisinden söz ediliyor. Bu e, üzerinde durulması gereken bir şey mi? Sahiden e, Bloomberg televizyonunda duyurulduğu gibi Trump kendi kendini affetme e, yönünde bir e, arayış içinde mi? Şimdi bundan birkaç gün önce zaten bu olayların başlamasından hemen sonra ortaya çıkan senaryolardan biriydi. Zaten Kongrenin pense 25 maddeyi işletmesini istemesinin en büyük sebebi de Trump'ın şu an 9 gün kaldı, 9 gün içerisinde, kendine bir af çıkarmak e, isteyebileceği, dahası göstericilere katılan, en azından gösterilere katılan, en azından e, gösterilere ele başlığı yapan bazı isimlere de af çıkarma ihtimalinin bulunuşuydu. Kendine af çıkarabilir mi? Daha önce çok fazla örneği yok ama böyle bir yetkisinin olduğu hukuki anlamda burada bir gri alan olduğu ve Trump'ın da bunu e, hukukçularıyla konuşup e, bu e, başkanlığı bırakmasından sonra kendisine yönlendirilebilecek bazı adli soruşturmaları üzerinden atabilmek için de bu yetkiyi kullanabileceği söyleniyor. Çünkü sadece bu olaylarla ilgili Trump'ın adli makamlarla başı dertte değil, hem kampanya finans kanununu çiğnemiş olması hem de bazı vergilerle ilgili meseleler dolayısıyla New York'taki Güney Bölgesi Savcılığı kendisine karşı soruşturmaları hazırlamış durumda. Dolayısıyla başkanlığı bıraktıktan hemen sonra bu soruşturmalarla mücadele etmesi gerekecek. Bu soruşturmalarla mücadele ederken de hani daha önce hedeflediği 2024 seçimleri veya oluşturmak istediği etkiyi elde edemeyeceğini düşündüğü için bir an önce bu af yetkilerini ortaya çıkarıp geleceğe dönük yani bundan sonraki soruşturmalarda da yani alması muhtemel cezalardan da bir şekilde kurtulmayı hedefliyor ee, şimdi Washington'da örfü idareyi e, çağırması olağanüstü hal ilan etmesinde maksadı nedir neyin önüne geçiyor evet. Ya yani muhtemelen bu olaylar şöyle, e, dün FBI bazı açıklamalarda bulundu, istihbarat paylaştı. 50 eyalette e, silahlı grupların gösteri yapabileceğini söyledi 20'sinde e, ve dahası e, bazı grupların e, yemin töreninde yani Biden'ın yemin töreni olacağı gün Washington'da bazı gösteriler yapacağı ve bunun şiddete yol açabileceğini söyledi. E, bunun sonrasında da zaten Washington'daki Washington Anıtı'nın da içinde bulunduğu bazı bölgelere sivillerin girişi yasaklandı. Dolayısıyla 20'sinde veya 20'sine kadarki dönemde daha fazla şiddet olaylarının yaşanması e, bunların da e, bir noktada Trump'a bağlanmasını e, sonucunu doğurabilecek. Çünkü Trump 3 Kasım'dan beri yani seçimi kaybettiği günden beri yaptığı açıklamalarda sürekli olarak taraftarlarını Washington'a davet ediyor. Sürekli işte 6 Ocak'ta olduğu gibi taraftarlarını Kongre'ye gitmesi, Kongre üyelerini bir şekilde korkutmasını istiyor. Onlara seslenmelerini istiyor ama daha sert bir tonla istiyor bunu. 6 Ocak'ta yaptığı gibi bu olayların kontrolden çıkması yine Trump'ın başını derde sokacak. Şu an 6 Ocak olaylarından sorumlu tutulduğu gibi bundan sonra oluşabilecek şiddet olaylarından da sorumlu tutulacağı için en azından bundan sonraki yani 24'üne kadar olan üst hali ilan edildi. Bundan sonraki 12 gün içerisinde bir şekilde güvenliğin hiçbir açık vermeden, başka bir olaya da yol açmadan Biden'ın başkan olmasını istiyor bu noktada. Tek maksadı bu mu Trump'ın bundan sonra? Yani şu, bu, bu noktadan sonra baş, yani bir azledilmemek ve azil sürecinde cumhuriyetçileri tehdit ede bir şekilde Cumhuriyetçi Parti 3 e, içerisindeki vesayetini kullanarak aslında azledilmenin önünü almak. Çünkü azledilmesi durumunda 2024'te seçimlerde tekrar başkan adayı olamayacak. Çünkü federal bir suç işlediği için. Birincisi bu, ikincisi de muhtemelen bundan sonra oluşacak olaylarda daha fazla böyle şiddet olaylarının ortaya çıkmasının kendisini hem Cumhuriyetçi Partide daha fazla yalnızlaştıracağını hem de e, kamuoyunda kendisine karşı bir tepkinin oluşmasına yol açabileceğini düşünüyor. Manevra yeteneği var mı? Henüz bilmediğimiz ve e, yani bir taraftan da işte seçimleri hileyle kaybettim, aslında kazanmıştım diye öne çıktığına göre böyle bir şeyi duruyor e, zihninde. Bundan sonra bir maliyet şöyle... yeteneği var mı? Ya aslında aslında bunu 6 Ocak'ta büyük anlamda büyük bir kendisine darbe vurdu. Çünkü şunu hatırlayalım. 3 Kasım seçimlerinde Trump 74 milyon oy aldı ve Amerikan tarihinin en çok oy alan ikinci başkan adayı oldu Biden'dan sonra. Ve Amerikan tarihinin ikinci döneminde oylarını neredeyse 11 milyon arttırarak seçimleri kaybeden tek başkan adayı oldu. Dolayısıyla büyük bir siyasi kredibilitesi ve sermayesi bulunuyordu. Bunun üzerine de seçimlerle ilgili şaibe söylentilerini ortaya çıkardıktan sonra bu kredibilite ve güvenilirlik bir şekilde kendi tabanında güvenilirlerin üzerine bir de mağduriyeti koymuştu. Ve aslında bu şekilde devam etse 2024 seçimlerinde herkes Cumhuriyetçi Parti içerisinde en büyük adayın Trump olacağını düşünüyordu. Ama 6 Ocak'taki olay şuna yol açtı. Cumhuriyetçi Partide özellikle Kongre'nin Trump'a karşı olan korkusunu bir şekilde ortadan kaldırmış oldu. Önemli bazı e, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri olaydan Trump'ı sorumlu tutmaya başladı ki bundan önce bu Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin böyle konuşmasının çok fazla ihtimali yoktu. Çünkü Amerika'da Cumhuriyetçi Partinin Kongre üyelerinin görev onay oranı %14. Trump'ınsa görev onay oranı tüm bu olanlara rağmen hala %35-40 arasında seyrediyor. Dolayısıyla e, gerek onların ön seçiminde yani kongre üyelerinin ön seçiminde, gerekse e, halkla kongre üyelerinin ilişkisinde Trump çok belirleyici bir faktör olarak ortaya çıkmıştı. Bu olaylardan sonra aslında kendine büyük bir darbe vurdu. Bu Pardon darbe görev Trump... görev görev onay oranı nedir acaba? Trump'ın bu olaylardan sonra yani 6 Ocak olaylarından sonra yapılan e, Anket. çalışmalarda anketlerde Hı. görev onay oranı hala yüzde 35 civarında seyrediyor. Evet. Seçim kaybetmiş bir başkan için yüksek bir puan diyorsunuz. Yani yani bu olaylardan önce yüzde 40-45 arasındaydı. Dolayısıyla Hı. bir düşüş kaydetti ama hala. Amerikan halk kendi tabanında etkili. Zira bu olaylardan hemen sonra yapılan anketlerde Cumhuriyetçi Partinin %46'sının yani Cumhuriyetçi Partiye oy verenlerin %46'sının bu kalkışmayı desteklediği söyleniyor. Dolayısıyla e, Trump'ın hala büyük bir tabanı var. Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ın halkı mobilize etme gücü var ve farklı grupları işte ar evet aralarında antisemitik gruplar var. Evet aralarında beyaz ırkçı gruplar var ama özellikle alt sınıftaki beyaz erkek oylarında Trump'ın üstünlüğü hem Cumhuriyetçi Parti'den hem Demokrat Parti'den çok daha fazla. Dolayısıyla yani, bu ilgisi devam ediyor hala ve muhtemelen de devam edecek. Ama Cumhuriyetçi Parti üzerindeki vesayetini kaybetmek üzere bu kendisi için en büyük siyasi risk oluyor. Yani bakınca e, mesele sadece e, seçimlere daha doğrusu sokaktaki bu insanların e, hala Cumhuriyetçilere oy verenlerin 45 seviyesinde olması e, ve bu hadiselerden sonra bile. Sokakta sadece seçimlerde hile olması e, iddiası değil belli ki e, insanlar Trump'ın arkasındalar. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi azil sürecinin etapları nedir ve neden e, azledilmeye e, azledilme sürecini başlatmak istiyorlar? Madem ki bu kadar az süre kaldı. Burada hedef sadece e, Trump'ın bir sonraki seçimde aday olamaması mı? Bir Trump'ın bir daha iki sefer aday olamaması, ikincisi böyle bir isyan başlattıktan sonra herhangi bir cezai müeyyideye uğramadan görevi bırakmama, bırakmaması. Dolayısıyla bunun emsal teşkil etmesini istemiyorlar. Çünkü şöyle oldu yani geçen Haziran-Temmuz ayında aslında bu grupların, beyaz ırkçı grupların, daha militer grupların yani ellerinde silahla mesela bazı eyalet binaları önünde gördük bu göstericileri biz. Bunların ...veyalet binalarının bastığını gördük. Mesela Michigan'da gerçekleşti bu olay. Ve Trump bunu açıkça destekledi. Dolayısıyla şimdi kongre geriye baktığında... ...o dönemde bu gibi olaylara yeterince e, tepki göstermediği için... ...bunun e, büyüyerek kongre baskınına kadar geldiğini... Trump'ın eğer bu tavrının bir cezai müeyyideye uğramaması durumunda ve caydırıcı bir cezaya uğramaması durumunda bundan sonra da gerçekleşebileceğini düşünüyorlar bu tip olayların. Bir şekilde bunun Amerika tarihinde ilk ve tek böyle bir olay olarak kalması ve buna gerekli önlemlere alınması gerektiğini düşünüyor. Şimdi Trump'ın görevden almasıyla ilgili ilgili iki senaryo vardı biliyorsunuz. Birincisi 25. madde dediğimiz maddenin iş işte ek maddenin, anayasa ek maddesinin işletilerek Pence'in Trump'ı görevden alması çağrısıydı. Bu maddeye göre hala zaten e, azil süreci başlamış değil. Çünkü dün Nancy Pelosi Pence'e 24 saat verdi bu maddeyi işletmesi için. Peki bu madde nedir? Bu madde 1967 yılında aslında çıkarılan bir madde ve başkan yardımcısının başkanın akli melekelerinin ve sağlığının görevi de, devam ettirecek şekilde olmaması üzerine kabinedeki bakanların çoğunluğunun desteğini alarak başkanı görevden görevden el çektirmesi başkanı. Dolayısıyla şu an 23 kabine üyesi var Pence 11 kabine üyesinin oyunu alarak çünkü Pence de bir kabine üyesi sayıldığı için 12 kabine üyesi bir mektup yazarak başkanı görevden alabiliyor normalde. Ancak Pence buna çok fazla yanaşmadı gerek belki de Trump taraftarlarından çok da fazla tepki almamak için çünkü azil sürecinde de bunu göreceğiz. Trump taraftarları hala oldukça agresif, hala oldukça sinirliler ve Cumhuriyetçi Parti'de bir terör ortamı oluşturmuş durumdalar şu an. Peki azil süreci nedir? Bu 25. madde işletilmezse işte bugün akşama kadar verilen süre de olacak ve Pence bu süreci işletmediği takdirde bir azil süreci gerçekleşecek. Amerika'da bu süreç şimdiye kadar üç kez gerçekleşti. Birincisi 1860'ların sonlarında başkan Andrew Johnson'a, ikincisi 1998 yılında Bill Clinton'a, üçüncüsü de 2020 yılının hemen başında hatta 2019'un aralığında başlatılan bir süreçle Trump'a karşı başlatılmıştı. Ve bu süreç şöyle işliyor. Yarın sabah temsilciler meclisinde bir oylama yapılacak, bir oturum yapılacak. Bu oturumda e, azil maddeleri okunacak. Azil maddeleri bir kanun gibi geçiyor aslında Kongre'den. Dolayısıyla temsilciler meclisinin salt çoğunluğuyla azil süreci başlamış olacak. Dolayısıyla Amerika'da impeach denilen yani başkanın azil sürecine girmesi başlayacak. Bundan sonraki etap ne olacak? 20'sinde senato 19'una kadar kapalı. Dolayısıyla 20'sinde senato eğer temsilciler meclisinde salt çoğunluk sağlanırsa ki sağlanacak gibi görülüyor. 20'sinde senato azili, azil sürecini görüşmeye başlayacak. Ve bundan sonraki süreç biraz uzun sürebilecek çünkü Trump'ın da savunma hakkı saklı olduğu için Trump bir avukatlar ordusu kuracak muhtemelen uzun savunmalar yapılacak ve bu savunmalar sonrasında senatoda 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa senatoda 100 üye var biliyorsunuz ve bu 100 üye 50'si demokrat 50'si cumhuriyetçi şu an cumhuriyetçilerden sadece 2 senatör bu sürece destek verebileceğini söyledi dolayısıyla 52 oyları var 3'te 2 çoğunluk 66 olacağı için 15 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın azledilmesine destek vermesi gerekiyor. Ve bu süreç sonrasında eğer 67 oy sağlanırsa Trump görevden alınacak. Şunu hatırlatalım 3 azil süreci var ama şimdiye kadar azledilmiş hiçbir başkan yok. Daha önce Nixon azledilmeye çok yakın olduğu için görevden istifa etmişti. Şu anda azil sürecinin başlamasından hemen sonra muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'deki senatörlerle demokrat senatörler arasında büyük bir müzakere süreci başlayacak ve bu müzakere sürecinde muhtemelen de demokratlar cumhuriyetçilere bir daha aday olmaması ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki vesayetinin de kalkması sonucunu doğuracağı için onları bir şekilde azil sürecine ikna etmeye çalışacak. Başarırlar mı? Ee, biraz riskli şöyle çünkü Trump'ın hani dedik ya Trump'ın bir etkisi var hala neredeyse %50'si Cumhuriyetçi Parti'nin yani ana akım Cumhuriyetçi Parti içinde olmayan Gruplar Trump'ı destekliyor. Bu grupların 2-3 özelliği var. Bir oldukça e, sokakta politika yapan gruplar bunlar. Sokakta siyaset yapan, aktif gösterilere katılan gruplar bunlar. Yer yer şiddete başvuran gruplar ama en önemlisi sandığa giden gruplar. 2018 yılı kongre seçimlerinde Trump kongrede kendisine karşı olan senatör ve kongre üyelerinin seçilmesinin bir şekilde önünü almıştı. Ön seçimlerde başka adayları destekleyerek ve destekçilerine o adaylara oy vermesi çağrısında bulunarak. Dolayısıyla mesela bu olaylardan sonra yani 6 Ocak olaylarından sonra biliyorsunuz Kongre toplandı ve Biden'ı başkan olarak seçildiği için tasdik etti. Peki hala Trump'ın seçimlerde hile yapıldığını, seçimlerin şaibeli olduğunu savunan kaç kongre üyesi vardı? Temsilciler Meclisi'nde hala 120 cumhuriyetçi kongre üyesi seçimlerde şaibe olduğunu savundu. Bu da kongredeki cumhuriyetçilerin çok büyük bir çoğunluğu anlamına geliyor. Senatoda daha az da 6 kişi destekledi 50 senatörden ama temsilciler meclisi 2 senede bir seçime gittiği için ve üzerinde seçim baskısı olan kongre üyeleri olduğu için Trump'ın etkisi hani Trumpizm diyoruz ya sokakları harekete geçirebilen popülist bir söylenme sahip olan Trump'ın etkisi çok daha fazla olabiliyor. İstifa etmesi söz konusu olur mu? Yani istifa etmesi şöyle aslında bu senaryolardan biriydi. Pence ile eğer arası açılmasaydı şöyle bir senaryo vardı. Trump'ın son hafta istifa edeceği yerine Pence'in başkan olacağı otomatikman ve bunun karşılığında da Pence'in Trump'ı affedeceği konuşuluyordu. Bu e, yaptığı yani işlediği suçlardan ve bundan sonra iş e, e, yapılacak soruşturmalardan sonra kendisine verilecek cezalardan affedilmesini öngörüyordu. Ama Pence ile Trump'ın da arasının oldukça kötü olduğunu görüyoruz ve e, Trump şu noktada e, istifa etmek istemeyecektir. Çünkü azil süreci de ikinci bir mağduriyet oluşturabilir. Dolayısıyla 2024 seçimlerinde eğer azil süreci gerçekleşip az, azledilmezse Trump şu olacak. Trump hem e, büyük bir hani Trumpist kitlenin üzerinde etkisi olan bir başkan adayı olmayı sürdürecek. İkinci olarak seçimlerde şaibe olduğunu ortaya koyarak mağduriyet e, edebiyatı yapacak. Üçüncüsü de azil sürecine girmiş Amerikan tarihinde azil sürecine ikinci kere girmiş bir başkan adayı olarak bu mağduriyetini katlayacak bir siyasi sermayeye de sahip olacak. Önümüzdeki günlerde yine sokaklarda gösteriler veya şiddet olaylarına rastlanma ihtimali konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne öngörüyor. Şimdi Washington buradaki eyaletlerde bu dün işte biraz önce bahsettiğim gibi FBI 50 eyalette bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Çünkü Washington'da bu olaylardan sonra çok büyük bir soruşturma götürülüyor. Çünkü hepimiz izledik kongredeki olayları. Türkiye'de izlediniz büyük bir güvenlik açığı vardı ve bu güvenlik açığının ne derecede büyük bir güvenlik açığı olduğu gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkıyor Çünkü e, gerek New York polisinin istihbaratı gerek FBI e, Kongre polisine bu konuda hazırlıklı olması gerektiği konusunda çağrılarda bulunmuş. Dahası da biliyorsunuz kongreden kongre güvenliğinden sorumlu polis baş e, başkomiser diyebileceğimiz isim istifa etti ve istifa etmesinin en büyük sebeplerinden biri de Nancy Pelosi'nin bu olaylardan hemen önce kendisini çağırıp en kötü duruma hazırlanması gerektiğini söylemesi ve kongre polisinin de buna yeterince hazırlıksız olduğu yani özellikle crowd control dediğimiz böyle büyük bir kitleyi kontrol etmek ve dağıtmak konusunda yeterli ekipman ve elemana sahip olmaması o gün. En önemli noktalarından biri şu biliyorsunuz o binanın içerisinde o salonun içerisinde Amerika'nın hani protokol olarak devlet protokolü olarak Trump'tan sonra gelen ikinci ismi Pence ve üçüncü ismi Nancy Pelosi bulunuyordu ve göstericiler de salona hani Pense asalım hani başkan yardımcısı pense asalım diye girdiler. Çünkü Trump yaptığı konuşmada bu olanlardan yani seçimin kaybedilmesinden ve bu işin tasdik edilmesinden pense sorumlu tuttu açıkçası. Dolayısıyla böyle büyük bir güvenlik zaafından sonra şu an Washington'da neredeyse kuş uçurulmuyor. Her caddede işte güvenlik noktaları kurulmuş durumda. Kongrenin çevresi son derece geniş bir güvenlik Güvenlik ağ oluşturulmuş durumda National Guard dediğimiz ulusal muhafızlar o gün biliyorsunuz 4 saat sonra gelip kongreyi boşaltmışlardı. O gün 1200 tane vardı 20'sinde yani yemin töreni yapılacak gün 15 bin ulusal muhafız da koruyacak. Dolayısıyla herkes teyakkuzda şu an ve bundan sonra da böyle bir olayın Washington'da en azından gerçekleşmesi biraz daha zor bundan sonraki dönemde. Ama eyalet meclislerinde ve mesela azil sürecinde Biden, Trump'ın görevden alınmasını isteyecek kongre üyeleri ciddi bir tehdit altında olabilecek. Son bir soru Kılıçkanat Buğra. Bütün bunlar bu sahnelenenler ve bundan sonra olabilecekler de yeni Amerikan Başkanı için avantaj mı dezavantaj mı? Nasıl bir Amerika bekliyor onu? Şimdi elbette büyük bir dezavantaj. Eğer azil sürecinin e, başlaması durumunda şöyle bir şey olacak. Hani baş, yeni başkan seçilen başkanın bir balayı olur 100 gün. Bu balayında neredeyse sürekli olarak Trump'ın azil süreci görüşülecek. Bu büyük bir dezavantaj. Dezavantajın ikinci bölümü de e, Amerika'yı bırak, içinde bıraktığı durum. Zaten Biden e, COVID'le mücadeleyi devralacak. Biliyorsunuz COVID'le mücadelede geçen hafta Amerika'daki en ağır haftaydı. Ortalama 3.500-4.000 kişi öldü geçen hafta Amerika'da ve 270.000 vaka sayısı var. Günlük ortalama vaka sayılar bunlar. Bunun üzerine ekonomide büyük bir sıkışmışlık var ve en son geçen COVID destek paketi kimseye yetmedi açıkçası. Üçüncü olarak da Biden'ı bekleyen önemli bir şekilde bekleyen Amerika'daki bölünmüşlük kutuplaşma vardı. Ve bu sosyal kutuplaşmayı aşmaktaydı. Özellikle ırk temelinde gerçekleşen Floyd olaylarından sonra gerçekleşen bu kutuplaşmayı aş aşmak için Biden elinden geleni yapmayı işte Kamala Harris bunla, bununla ilgili sorumlu kişi ilan etmeyi düşünüyordu ama tam da bu hani Amerika'yı bölen fay hatta ırk ilişkileri derken seçimler seçimlerden sonra ortaya çıkan bu gösteriler Amerika'yı bölen daha fazla fay hatları olduğunu ve Biden'ın bir şekilde bu gruplara ulaşıp bu grupları kucaklayacak politikalar e, uygulaması gerektiğini gösterdi. E, çünkü e, hani biraz önce söylediğimiz gibi eğer Cumhuriyetçi Parti'nin %46'sı bu gösterileri destekliyorsa bu olanları ve bu kongre baskını destekliyorsa bu rakam neredeyse 40 milyon kişiyi ediyor. Ve bu 40 milyon kişinin bundan sonra da yapacağı gösterilerle Amerika'yı istikrarsızlaştırma konusunda oldukça ciddi e, sorunlar Amerika'ya çıkarabileceğini görüyoruz. Ve Biden'ın bu noktada kucaklayıcı bir lider olarak ortaya çıkıp o grupların içerisindeki marjinal gruplar var, antisemitik gruplar var, beyaz ırkçı gruplar var, militer gruplar var. Bu gruplara karşı büyük bir e, soruşturma süreci başlatıp ama o, o o popülasyonun, o demografinin en geniş grubu olan alt kesimlere e, karşı daha fazla hani şefkatli olup onları kucaklayıp o koalisyonu yani Trumpist koalisyonu bölmesi gerekecek. Sadece seçim için değil ...Amerika'yı yönetebilmek... ...ve politikalarını hayata geçirebilmek için... ...bunu yapması gerekecek... ...dolayısıyla kendisini bundan sonra... ...ilk 100 günde özellikle... ...oldukça zor e, günler bekliyor... ...hani e, her böyle kitaplar vardır ya... ...imparatorluğun en uzun yılı... E, ...işte bir devletin en uzun yılı... ...belki de Amerika'nın en uzun 100 günü... Bundan sonraki etapta Biden'ın görevi devraldıktan sonraki 100 günü olacak. Gerek Covid'le mücadele, gerek siyahi Amerikalıların Biden'a seçimi kazandırmış olmanın gururuyla e, beklentileri Biden yönetiminden ekonomideki kritik durum tüm bunların üzerine de bu kongre baskınının oluşturduğu neredeyse hani Amerika'da bazı cumhuriyetçilerin ve Amerika'daki müesses nizamın üzerine kurmaya çalıştığı terör atmosferi bunların hepsi önümüzdeki günlerde Biden'ın ilk 100 gün içerisinde çözmesi veya çözüm süreci, sürecini başlatması gereken meseleler olacak. Çok teşekkürler teşekkür Rica ediyoruz, ediyoruz. Kılıçkanat Bora Gerçekten çok istifade ettik. İyi günler diliyoruz. Evet, evet. E, Nasuh Bey, e, Kılıç Bey'in aktardıklarının üzerine sizde not aldınız. Belki eklemek istedikleriniz evet. var değilse e, başka bir soru soracağım. Yani burada belki e, halk ayaklanmasının e, tehlikesine işaret etmek gerekiyor. Yani biraz önce verilen rakam oldukça ilginç. Yani Cumhuriyetçilerin yüzde %46'sı ayaklanmayı destekliyorlar. Evet. Yani Trump'ı değil. Bu gerçekleştirilen olayı destekliyorlar. Şimdi Rusya ve Çin gibi ülkelerin Amerika'ya karşı ortaya koydukları ya en ciddi şikayetlerden bir tanesi, değişik ülkelerde Amerika'nın ya da Amerika'nın dolaylı aktörlerinin halkı kışkırtarak mevcut yönetimleri değiştirmesi. Bunu demokrasinin yayılması şeklinde sunuyor Amerika. Yani belli hoşnutsuz olan gruplar, demokrasiyi özleyen gruplar. Sokaklara dökülerek mevcut iktidar, bu iktidar seçimle de gelmiş olabilir, başka türlü de gelmiş olabilir. Ama iktidarın varlığı en azından bir istikrar getiriyor. Şimdi seçimle gelen iktidar, halk ayaklanmasıyla değiştiği zaman bunun sonu yok. Çünkü onlar da belli bir kitleyi karşılarına alacak. Yani seçim diye bir meşruiyet aracı oluşturulmuş. ve Devletler bunu kabul ediyorlar. Ve iktidarın da halk gözüne ne kadar meşru olduğu her zaman sorgulanabiliyor İşte batıda seçimlere katılım oranı çok düşük yani yüzde 20 civarında oy olan bir kişi işte Fransa'da devlet başkanı olabiliyor şimdi yüzde 80'i düşünün yani yüzde 80 sokaklara dökülüp o iktidarı değişmeye kalktığında değiştirmeye kalktığında bir istikrar olması mümkün değil bu seçim mekanizması bunun dışında bir mekanizma da henüz mevcut değil yani iktidarların ortaya çıkarılmasına ve değiştirilmesine. Ama şimdi böyle bir şeyin tecrübe edilmiş olması başka benzeri şeylere evet. de sebep mi olur diyorsun? E tabii yani şimdi bizde gezi olayları olduğunda bütün Batı, Amerika, Türkiye iktidara karşı çıkıyor. Yani siz işte bu halk Halkın meşru hakkını kullanıyor, evet. meşru hakkını kullanıyor. Onlara izin verin ama bu halk yani şiddete başvuran bir halk. Yani o Amerika şimdi aynı durumla karşı karşıya. Yani işte silahlı ayaklanmadan bahsediliyor. Böyle bir şey Amerika nasıl yönetecek? Yani bu duruma gerçekten nasıl düştü Amerika? Yani bunu sorgulaması lazım. Yani hep başka yerde olduğunda sadece seyrediyorlardı ve işlerine geldiği oranda destek, destek veriyorlardı. Yani. Ama şimdi böyle bir şey Amerika'da olduğunda yani dünya gözündeki prestijleri tabii yerle bir olmuş olacak yani. Evet. E, Deniz Bey sonuçta artık başka bir ABD realitesinden... Bahsedebilir miyiz? Biraz bahsetti gerçi Kılıçkanat Bey ama Biden yönetimi e, Trump'ın miras bıraktığı eskisinden farklı bir Amerika'yı devralmış olacak mı? Bu başka bir Amerika mı? Şimdi ben şöyle görüyorum. Aslında mevcut ABD realitesi ortaya kondu. Bu yeni oluşan bir ABD değil. ABD böyleydi zaten ama biliyorsunuz algoritmaları çok iyi kullanıyorlar. Klasik medyayı çok iyi kullanıyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kendilerine göre organize ediyorlar. Ve yıllarca kendilerine demokrasinin bir modeli olarak gösterdiler. Dünyanın çeşitli taraflarını hocamın da dediği gibi. Ancak e, işin bir başka boyutuna bakıldığında Amerika'da sosyal kırılganlıklar e, bugün oluşmadı. Yani ben ta 1861-1865'e dönmek istemiyorum iç savaşa ya da ta kurulduğu döneme. Ama 1960'lara baktığınızda o zaman da biraz önce ifade ettiğim gibi sosyal kırılganlıklar hani Mississippi yanıyor örneğinde olduğu gibi çok fazla görünüyordu. Ama bugün gerçekten de birbiriyle anlaşamayan ve birbiriyle aynı dünyayı paylaşamayan iki kutup var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun altını çizmek lazım. Peki bundan sonrası ne diye düşünüldüğünde Biden açısından sıkıntı şurada. Biden eğer bu seçimler Mart 2020'den önce yapılmış olsaydı büyük olasılıkla Trump seçimi alacaktı. Artan yatırımlar, istihdam, gibi bir pandeminin burada çok ciddi etkisi var. İkincisi de Floyd'un öldürülmesi ve ırkçılık karşıtı eğilimlerin. Zira Afrikalı Amerikalı seçmeni kolay kolay götüremiyorsunuz sandığa, mobilize edemiyorsunuz. Bu noktada Biden en iyi aday değildi ama eldeki adaydı. Fakat bu öyle bir ittifak oldu ki bu ittifakın biraz önce söylediğim gibi kendi içerisinde oksimoron özellikleri var. Birbiriyle uyuşmayacak yapıda bir tarafı sokak hareketleri, bir tarafı neoliberal büyük korporasyonlar. Bu çerçevede Biden'da bir tutkal gibi gözükmekle beraber, Biden'ın tabii sağlık sorunları var. Dolayısıyla Biden kadar bence Kamala Harris'e de bakmak lazım. Şimdi onun yer aldığı bir dergi var. Yani Dergisi Biden de... giderse o gelecek ha, diyorsunuz. Şimdi o dergisini verebiliyoruz değil mi yayında? Hı hı. E, Vogue dergisinde biliyorsunuz işte acaba cildi daha beyazlaştırıldı mı, beyazlaştırılmadı mı gibi. Amerikalılar bunu tartışıyor. Amerikan kamuoyunda bu tartışılıyor. Bence yani ki çok absürt bir tartışma ama bu absürt olmanın ötesinde. Ama bu da bir, gibi bir dergide. Evet ırkçı bir eğilim olarak evet. ifade ediliyor. Şimdi tabii gerçekten öyle bir şey yaptılar mı yapmadılar mı öyle bir operasyon onu bilemiyorum. Ama, e, mesela, ama konuşulması bile Ciddi anlamda konuşuluyor. Bir de şöyle hani tabii ne kadar siyahi olduğu bilmiyor. Melezli. Hadi siyahi kabul edelim. İki kadın olması. ilk kadın başkan yardımcısı ilk CIA Kadın Başkan Yardımcısı gibi pek çok özellikleriyle. Ama bu görüntüdeki çerçeve. Acaba o hangi kesimleri temsil ediyor ona bakmak lazım. Trump destekçileri nefret ediyor gözüküyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Tam yani, da istemedikleri her şeyi e, bu temsil noktada. ediyor diye düşünüyorum. Ama düşünüyor işin ama. bir boyutu belki gözüküyor. daha çok e, kimliğiyle bağlantılı olarak ele alınıyor ama. Yo, şimdi, hayır kimliğinden bağımsız değil. savunduğu siyasetle alakalı. Tam onu söylemeye çalışıyorum. O kimlik orada bir savunma mekanizması Bilhassa aslında. Bilhassa okur yazarlarında yani o Trump tarafında oy kullanıp. Şimdi buradaki e, temel Kamala mesele Harris e şu. E, Kamala Harris'e karşı çıkan bir şey işte var. İşte aynı Biden'da anlattığım gibi o neoliberal korporasyonlar bir tarafı sokak hareketleri bu aynı zamanda bakıldığında eğer Biden'sız bir Amerika olacaksa tabii biz kimsenin sağlığını buradan tayin edemeyiz. Ama Kamala Harris'e de bu anlamda dikkat etmek lazım. Onun politikalarına. E, Türkiye ile ilgili baktığınızda sözde e, soykırım tasarısını Senato'da başlatan, o kampanyayı başlatan kişilerden biri. Aynı Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi gibi. Dolayısıyla tabii mesele sadece Türkiye bazında bakmıyoruz. Ama bu çerçevede değerlendirdiğinde daha çok Biden döneminin özelliği Avrupalı dostlarıyla beraber hareket etme. NATO ile beraber hareket etme denildi. NATO'da biz de varız bu arada unutuyorlar ama e, Avrupa Birliği ile beraber hareket etme. Yani bu dipnotları koymak <laughs> gerekiyor çünkü e, zaman zaman sanki Türkiye NATO'da yokmuş gibi bir hareket tarzıyla ortaya koyuyorlar. Fakat Biden'ın açıkça söylediği bir şey var seçimden önce. Diyor ki benim diyor öncelikli tehdidim Rusya. Biden kendi düşmanını ortaya koydu. Çünkü bir ulusal güvenlik stratejisi tabii kısa zamanda oluşacak o başkan olduktan sonra. Rusya denince karşımıza Yeni bir çevreleme politikası geliyor. Şimdi bakın, Biden soğuk savaşın adamı. Biden'ın parametreleri öyle çalışıyor. Biden 21. yüzyıla göre düşünmüyor. En azından soğuk savaşın hemen bitimindeki renkli devrimler aklına gelebilir. Sadece Amerika içerisinde değil, çünkü Amerika'da başkan olurken de bu sokak hareketlerini kullandı kurgusal bağlamda. Türkiye olsun, Rusya'nın etrafındaki değişik ülkelerde olsun, buna benzer renkli devrimler ve bu hareketlere desteklemek. Sadece Soros bağlamında değil, Soros bunun bir yerinde var ama tamamında değil tabii. Hani onda çok reklamını yapmamak lazım ama var. Yani sonuçta bir olgu olarak var. Olgu olarak mı, sponsor olarak mı ayrı. <laughs> ama Rusya'nın bu noktadaki çevrelenme politikasında bence dikkatli olmak lazım. Sadece Türkiye değil. Rusya'nın ilişkide bulunduğu ülkeler. O zaman da aklıma hemen şu geliyor. Gerçekten Robert Gates'in yazdığı o makale ne kadar anlamsız oldu. Çünkü diyordu ki Robert Gates, Türkiye'ye S-400'den dolayı yaptırım yapıldı... Daha başka yaptırımlar da gündeme gelecek. Doğu Akdeniz ve Libya, Güney Kafkasya'dan dolayı. Ama orada absürt olan konu diyordu ki, bunlar da absürt gerçi, e, NATO'da Macaristan, Polonya ve Türkiye'nin üyelikleri askıya alınabilir. E şimdi hani İsmet Paşa'nın sözü vardı. Hadi canım sen de sen nasıl yapacaksın bu çevrelemeyi? Ee, şimdi siz mevzuyu yani... dışarıya getirdiniz ama <laughs> hala içeride kalırsak bir de He. şunu sormak istiyorum. Yerinde bir mukayese mi tartışılır elbette ama İran'ın hani dışarıda çok fazla işle meşgul olması ama İran'ın içerisinde yaşanan krizlere He. halkının verdiği tepki gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de dışarıdaki varlığına hı hı. içeride Trump yanlılarının verdiği bir tepkiden söz edebilir miyiz? Şimdi şunu göreceğiz bir kere. Parlamenter demokrasiye benzer bir e, muhalefet kurumsal muhalefet. Yani şimdi, makul makul bir şey değil midir burada? E, i̇şte şimdi, yani Amerika Birleşik Devletleri ile mukayese edilmeyecek. İran'da bunu büyüklük olarak süper güç değil hemen görebiliyor insan ama bu Amerika'da olamaz mı? Şimdi şöyle. Trump ve Trump taraftarlarının düşündüğü şu. Dünya barışı falan değil. Bizim paramız gitmesin bu bölgelere. Biz kendi işimize bakalım. Çünkü ne diyordu Trump bir önceki dönemde 2016'da seçildiğinde? Ben diyordu Çin'den yatırımları Amerika'ya çekeceğim. Ki gerçekten de daha fazla istihdam sağlandı, yatırım sağlandı, korumacı ekonomi uyguladı. Aslında düşündükleri bu. Yani çok böyle kompleks bir çok zemine gitmeye gerek yok. Çok sofistike bir derin değil. Aslında dediği bu. Yani daha fazla yatırım olsun. Amerika'daki o orta sınıfı altını da düşündü bu. Yani diyor ki benim diyor savunma bütçem tabii bu kadar ayrıntılı düşünmüyor belki ama şuralara buralara bombalamaya gideceğini bana iş olarak dönsün. Aş olarak dönsün. Çünkü bir de işte yani mesela bu kadar süper güç bir devletin sağlık sistemi evet. yok. Bir de dikkat ederseniz, mesela Amerika'da sosyal devlet falan deseniz sizi kovarlar. Yani evet. Nefret Ama ediyorlar. Işte bu bir yandan da Trump'ı saldırdı sosyal devletini Amerika'ya borçlu Avrupa'da devletler var. O kadar oksimoron bir durum ki aslında gerçekten de öyle. hani bu sağlık sisteminin iflası bir tek Trump'tan kaynaklanmıyor tabii, tabii yıllardan Tabii beri. Yani bilhassa Covid'le iyice mücadele edememe e, bu Trump'ı zaten seçim kaybetmesinin sebebi. Ama iki ayrı Zıt konu aynı anda yaşanıyor. Bir yandan taraftan sosyal devlet tartışmaları var, bir yandan sosyal devlete tamamen karşı olan bir Trump var. Ama bir yandan da yeni dönemde Amerika'nın farklı bir takım arayışlara girerek iş ve istihdam yaratılamayacağı ile ilgili ciddi anlamda korku var. Bence bu anlamda temel problem Amerika'daki vahşi kapitalizm. ...olarak ifade edebilir. Yani Avrupa'ya kızıyorlar ama bu vahşi kapitalizm. Hani bakalım Biden ne yapacak? Bakın Obama döneminde bir genel bir sağlık sigortası vardı. Bir sosyal hayattaki liberal kodlardan da artık uygulamalardan da hoşlanmayan açık bir kesim var galiba. Tabii. Bir de Siz kültür, gelmeden konuştuk madem ki işte yani böyle isimler Hı. şeyler insanlar duydum Amerika'daki bir Hı. arkadaşımdan. Tek gerekçesi seçimde kadın erkek tuvaletlerinin Hı. Birleştirilmemesi evet. Böyle bir sebeple tabii o oy verebiliyor e, İkileşme var Amerika'da Sadece sosyoekonomik altyapı ilişkileriyle Açıklanamayacak Gerçekten kültürel kimliksel buna benzer Çekişmeler ve birbirinden e, Nefret eden kesimler var Ama şimdi siz partileri böyle büyük bir ittifak gibi iki aynı ayrı yapıda ifade ederseniz mesela demokratların içerisinde birbiriyle asla anlaşamayacak kesimler var cumhuriyetçilerin içerisinde birbiriyle anlaşamayacak ama kesimler Trump var ama Trump'ın ve Biden'ın temsil ettiği e, liberal şey siyaset açı, sosyolojik evet, değerler evet. açısından söylüyorum. Yani Trump da belli ki çok muhafazakar biri değil ama söylemiyle çok değil hiç değil ama herhalde. Ama o kesimleri tabii e, ama temsil onların taleplerine ne kulak veren bir yani söyleme dışlandığını, sahip dışlandığını, ötekileştirildiğini kamusal alandan uzaklaştırıldığını hisseden beyaz Amerikalılar diyelim tabii tırnak içerisinde bütün beyaz Amerikalılar değil ama orta sınıfı altı diyelim belki ya da ona nasıl ifade edebiliriz. Garibanları diye da tabii var. Kendilerini yani sistemden her açıdan yani kamusal alandan ve belki öteden beri var olan sizin dediğiniz tabii. gibi bir durumun artık taşınamayacak hale gelip hazırda eko bulmuşken ortaya Zaten şunu söyleyeyim mı? ben hani bu çekişmede ikilemde eğer cumhuriyetçilerin içerisindeki ben bu mesela biraz önce Kılıç burayı anlattı ama ben hani aziz sürecinin o senatodaki nitelikli çoğunluğu da söylediği zaman işleyeceğini düşünmüyorum ama tabii hep beraber göreceğiz. Trump bence eğer böyle bir hukuki engele takılmazsa muhakkak aday olacaktır. Diyeceksiniz ki Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçim garanti mi? İlla ki Cumhuriyetçi Parti'den değil. Belki bir üçüncü aday olarak bunu düşünecektir. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde ciddi bir takım ayrılıklar var. Bir taraftan Tea Party var. O ayrı bir klik. Kendi içerisinde o radikal unsurları bir arada bulunduran. Bir tarafta daha merkeze yakın hisseden cumhuriyetçiler var. Daha sağda hisseden cumhuriyetçiler var. Dolayısıyla Trump tabi bu, eğer bu engele takılmayıp da mevcut siyasetin devam ederse, Cumhuriyetçi Parti'nin içinde önemli bir baskı olabilir. Kendisinin başkan adayı olması ile ilgili. Ama baktı ki buradan bir sonuç çıkmıyor. Trump'ın üçüncü bir aday çıkması bence hiç de sürpriz olmaz. <laughs> tam da öteki Amerika'yı ...seslendiğinde yani dilendirme daha anlamında. bu pilav çok su kaldıracak. Esur evet. e, Bey ne söylersiniz? E, biraz sonra araya gideceğiz ama... ...aradan sonra tekrar sizinle devam ederiz. Buyurun. E, şu, Deniz Bey bu arada... E, ...büyük oranla katılıyorum. E, şu açıdan... E, ...yani biz... E, en, e, ...American Congress'in değerlendirdiğimizde... ...onun iç yapısını ciddi bir şekilde... ...değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. İlk olarak şunu söylememiz lazım. E, birinci aşamada... E, yani cumhuriyetçilerin e, şu şekilde şu anki seviyede işte Kongre'nin e, alt birimlerinden e, parlamentonun alt e, kısımlarından Senato'ya kadar geldiğinde Senato'nun e, bu sürecin kabul edilmesi yani özellikle Trump'a karşı olan e, sürecin işte edilme sürecinin kabul edilmesi ya da onaylaması e, aynı anda bu senatörlerin oylamasında e, Cumhuriyet Partisi'ne de e, bir e, vuruş gibi gelecek çünkü aynı anda onun itibarını düşürecek yani demek ki e, Cumhuriyet Partisi bu bu arada kendi adayını desteklemiyor ve ona karşı Çok. bir azletme sürecini başlatmış oluyor. Konsolide olmuyor. Evet konsolide olmuyor. Evet. Bu seçimlerde Ama seçimler... sanki o da kolay gözükmüyor e, değil bu, mi? bu 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 süreçte şunu görüyoruz. Tabii. Yani tabi evet. Senato'da e, Cumhuriyetçilerin oyları biraz azaldı. E, o 3 gibi düştüğünü görüyoruz. Çünkü Evliyorum. şimdi bu halk desteği %45'lerde olunca Trump'a bu hadiselerden sonra bile Trump'tan nefret eden Cumhuriyetçi senatörün bile davranışı <laughs> şey gibi il, yani her iki taraftan da şey gibi kabul edilecek ilk, ilk açıdan seçmenin de desteği var öbür taraftan da biz işte yani kendi partisinden temsilci olan bir usul vardır yani kendi adayınızı devamlı olarak desteklersiniz tabii, bu, yani. bu bir gelenektir evet. ve bundan dolayı aslında bu azletme sürecini tabii göreceğiz ama Amerika'da bu dönemlere her şey olabilir ama büyük ihtimalle geleneksel bir parti olarak Cumhuriyetçilerin işte senato seviyesinde bu azletme sürecinin duracağını ben şahsi adıma söyleyeyim. Gerçekten böyle düşünüyorum ama Amerika'nın şu anki süreci şunu biz hep sık güldüğümüz meselelerden biri. Hani renkli devrimleri değerlendirdiğimizi ne deriz? Deriz ki renkli devrim hiçbir zaman Amerika'da olmaz. Neden? Çünkü Amerika'da Amerika büyük Büyükelçiliği yoktur. Böyle bir ifadeni kullanırız. Bu, bir de bu ifade şimdi Amerika'da konuşuluyor. Evet bu şu an. Daha önce dünyanın diğer ülkelerinde meşhur olan bu. Hani e, ben etme bulma evet. dünyası demek istemem. Ayıp olur ama. Evet <laughs> Yok, ama de gördüğünüz gibi yani e, şu anki sosyal e, aynı süreçleri yani aynı e, aynı seviyedeki bir dönemi bir süreci biz şu anki Amerika'da görüyoruz farklı yöndere ama e, görmekteyiz ve i̇şte şu an Mısır'da seçim oldu demokratlarda şeyde Biden başkan yardımcısıydı değil tabii, mi? Tabii, evet. e, seçimi kazandı. Sonra Hı. ne oldu? Sis'in sponsorunu yaptı biri evet. <laughs> Ve bunun darbe olup olmadığını söylemek bizim menfaatlerimize aykırıdır evet. diye sözcüsü de açıklama yaptı. Güzelleme de yaptılar. Yani demek istediğimiz Amerika'nın genelde kullandığı enstrümanlar, işte elde olan araçları, güçleri, yolları, teknolojileri, stratejileri arada maalesef Amerika'nın kendine karşı kendi aleyhine de çalışabiliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi anlayışı zaten bütün dünyada biliniyordu ve tecrübe edilmişti. Şimdi Amerika'nın içerisinde e, bahsi geçen demokrasinin de aslında öyle bir an geldi ki kırılgan olduğunu Biz burada gördük. aslında bu süreç içinde iki önemli noktayı görüyoruz. Birincisi e, Amerika'nın seçim sistemi üzerindeki kriz noktalarını ve zayı, daha doğrusu zayıf noktalarını diyelim. E, ya da üzerinde çalışılması gereken noktalarını. Öbür taraftan da e, biz... Amerika'nın demokrasi anlayışının işte dünyaca sunduğu demokrasi anlayışının ne seviyede ve nasıl bir model olduğunu, ne kadar her yerde geçerli olmadığını da görebiliriz. Halbuki gördüğünüz gibi bazı toplumlarda yani sosyal yapının değişmesiyle birlikte Amerika'da da ciddi evet. bir şekilde geçerli değilmiş. Bunu da söylememiz gerekir. Araya gidelim. Evet araya gidelim. Araya gitmeden edelim. önce şunu Onu herkesin payın. dikkat etmesini istiyorum. Hiçbir zaman dini altyapısı açısından kongre ve kongrenin her iki şeyinde Kanadı. birimin kanadında da yüzde evet. kaç hangi etnik ve dini gruba ait olduğu insanları araştırdınız mı? Enteresan bir veriler. küçük Küçük bir ara dönüşte devam ediyoruz. Bu akşam da sizin için iyi ve kötü haberlerimiz var. Ama her şeyden önce gerçek haber. Kötü haber zaten ışık hızıyla yayılır. Bizim telaşımız iyi olanı da paylaşabilmek için. Deneyimli gazeteci Belkıs Kılıçkaya, dünyanın ve Türkiye'nin stratejik temelli sorunlarını ele alıyor. Olayların arka planını derinlemesine uzman konuklarıyla masaya yatırıyor. Entelektüel dünyanın nabzı soru yorumda atıyor. Soru yorum bu akşam 20'de 24'te. Bey araya gitmeden önce dediniz ki. Evet, bu arada evet. Amerika'nın genelde etnik... Kongre'ye bakınca mı dediniz? Evet, Kongre'ye ve temsilciler, temsilcil Meclisi. temsilciler Meclisi'ne de bakacağız. Uh, Pew Research Center'ın çok enteresan bu etnik alanlarda yapılmış olan istatistik çalışmalara Tam baktınız. orada bir dakika müsaadenizle durabilir misiniz? Kongre ile Temsilciler Meclisi'nin Nasuh Bey birbirine üstünlüğü var mı? Ee, yok, yani eşit. senato tabii ki eşit bir şekilde temsil ediyor bütün eyaletleri. Hı hı. ama temsilciler meclisinde nüfusa göre bir temsil oranı var. E, profil olarak yani. E, işte tabii birinde ki senato daha, e, yasaların sıradan... onay merkezidir yani en son yasalar senato donaylanır ama e, ikisi de aynı yetkiye sahip. yani Hayır temsil... Aday yani oraya seçilen adamların e, ne bileyim bir tanesi daha okur yazar öbürü daha az okur yazar falan öyle şeyler var mıdır? Yok öyle bir şey olduğunu ya, ben biri zannetmiyorum. Biri daha süzme, biri daha evet. az süzme gibi e, ayrımlar yok. Yok zannetmiyorum. Evet. Sayım olarak farklı yani evet, temsilciler meclisi daha yoğun bir kitleye oluşturur. Hayır böyle işte senato böyle düşününce Türkiye'den biraz daha krem dola krem mi <laughs> e, yoksa... Masip, Değil mi? evet yok bence ama Senato'nun şu enteresan bir özelliği var. Ee, Senato tabii son bir onay e, seviyesi gibi bilinir ama Senato'ya kadar kararın varması için Temsilciler Meclisi'nin onaylaması gerekiyor yoksa Senato'ya kadar varmaz o karar. Hı hı. Ve şu anki biz bunu e, işte Hazretmü Sürecinde görüyoruz e, Trump'a karşı. E, burada şunları söylememiz gerekir. E, Temsilciler meclise gerçekten birçok etnik grupları temsil ediyor ama yani 400'den fazla bir e, e, kitleyi bir temsilciler meclisinden ibaret olan bir birimde eee 100 yani 383'ünü Hristiyanlar temsil ediyor. Yani 4 yani ciddi bir oranı 80'in üzerinde. 433'ten 383 Protestanlar ı -ı. bu arada. Yok ben... bunların 383'ü yani genel Hristiyan anlamı çerçevesinde toplanırken bunların Protestanları 236'sı öbürleri katolik ee, mi? öbürleri aralarında 55 tane baptist var, 134 tane katolik var. Yani farklı gruplara ayrılır. Anglikan kilisesinin temsilciliği 20 kişilik bir kitleyi oluşturur. Bu son dönem temsilciler meclisini araştırdığımızda yani onlar bir. aynı zamanda İngiliz asıllılar. Evet. Herhalde. Bu arada hı. 25 tane Yahudi var. var ve 3 tane Müslüman var hı hı. büyük bir temsilciler meclisinde. Ama senatoya baktığımızda yani kongrenin üst Kanadına baktığımızda şunu görüyoruz: 100 kişiden 85 kişi Hristiyan olarak bilinir. Onların yüzde 50, yani 58'i diyebiliriz çünkü yüzden 58 kişi burada Protestanları temsil ediyor. 8 tane gene Yahudi görüyoruz ama bir tane Müslüman senatoda bulunmamaktadır. Yani is, yani etnik olarak, dinik öz kimliğinin İslamiyet aidiyetine. Bel, belli eden biri senatoda temsil ediyor. Yani sistemde edildi. şeyi ülkedeki e, farklılıkları evet. ne kadar temsil etme yeteneğine sahip. Senato seviyesinde. Bir yandan da onu görüyoruz. Evet, Müslümanlar onu çok az ama bu kadar az nüfusu yok Müslümanlar normalde. Evet. 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 Onu görüyoruz. Bunları görüyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Bu arada Amerika'nın iktidar seviyesinde özellikle hem yani kongrenin her iki kanadında da farklı grupları, farklı ekolleri temsil eden grupları görüyoruz. Ve burada yüzde oranından, oranı üzerinden biz genelde farklı etnik grupların, farklı bir lobi grupların olduğunu görüyoruz. Ve burada net bir şekilde yani en önemli dört tane lobi grubundan biri Yahudiler olanı işte Yahudi oranı üzerinden yani dini özkimlik üzerinden e, temsil e, edildiğini de görmekteyiz. Tabii buradan mesela biz Ermeni lobisini ölçemiyoruz niye? Çünkü Ermeniler daha çok Hristiyan lobisi içinde e, bulunan bir gruptur. E, ama onların da ciddi bir oranda bulunduğunu biliyoruz. Bunlarla birlikte tabi Latin Amerika'yı temsil eden Kuba e, ekolünde ciddi bir, yani Kuba Meksika ekolünde. Ha onları da giderek evet, gol attı. Onların da ciddi lobileri olduğunu görüyoruz. Evet bu arada Kubayı Kuba e, terör, bir, terör e, yuvası olarak yani terör bölgesi tarif etti. olarak tarif evet. Bakalım Biden kaldıracak mı o kararı? Enteresan. Pompeo'nun bu arada İran'a da ciddi bir atıfı gördü. Bilmiyorum hiç son açıklamasında Pompeo al-Qaeda'nın önemli üssüsü olarak İran'ı belirledi. İran'da Muhammed Cavad Zarif de hemen açıklamada tepkide bulundu. Dedi ki genelde işte ön El-Kaide'nin temsilcileri Amerika'nın ilişkileri iyi olan ülkelerden çıkışlı oluyor tabii <laughs> yani özellikle Farz e, Fars bölgesini ve Saudi bölgesini. Tabii testinde. bakınca öyle gözüküyor. Değil mi? El er Kaide'nin ne işi var İran'da tabii. diye evet. ama Zarkavi'nin evet. de Tahran'da palazlanıp büyüdüğünü e, düşününce insan hem de Tahran'ın evet. ortasında. Evet, oradan Başka bir... sorularda sorabiliyor. Ee, Nasuh Bey. Önce küçük bir soru soracağım. Şimdi Bay e, Trump gider ayak. Yani gidebilecek mi, gidecek mi bilmiyoruz ama Mesela Küba'yı terör e, yuvası göstermesi, işte e, Avrupa Birliği'ne bir takım yeni e, ne denir gümrük duvarlarını e, yükseltmek gibi kararlar aldı. Amerikan başkanlarının böyle gider ayak iş yapmaları adetten midir yoksa bu da mı Trump'a ait bir fenomen? Yani bence Trump'a ait. Yani <laughs> evet. bir Amerikan başkanı seçimi kaybettikten sonra artık kendisini başkan olarak görmez. Yani bunu Amerikan halkında o şekilde değerlendirdiğini düşünür. <laughs> e, ama şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi deminden beri tartışıyoruz kutuplaşma e, evet. iki ana parti arasındaki ilişkilerin gerginliğini. siyahilerle beyazlar arasında zaten bir evet. gerginlik var. Amerika'da ya bugünden yarına değil ama eyaletlerde e, ön yani bu zamana kadar görmediğimiz bir takım hadiseler görebilir miyiz? Bunların bir tezahürü olur mu? Evet, yani tahmin etmesi çok zor ama yani gerçekten Amerikan toplumu ya da bunlar e, eskiden olsa belki sorulmayacak sorulardı. Hı -hı. Bugün sorulabilir sorular mı? Diye evet, so yani Amerika'nın geldiği noktayı e, gösteriyor. Yani Amerikan toplumu e, hocamızın belirttiği gibi her zaman kutuplaşmalarla karşı karşıya kaldı. Yani tarih içerisinde hiçbir zaman tam bir e, sosyal bütünlüğü olan bir toplum olmadı. Ama bu yeni Ama bugüne kadar bunu örtbas edebiliyordu Evet herhalde. yani 60'larda işte yaşandığı iç isyan derecesine varan e, hı hı. olaylar o dönemde de e, görüldü. Ama burada tabii günümüzdekinin e, farkı yani Trump faktörü ve popülizm. Yani popülizm ve Trumpizm eskiden yoktu. Yani elbette belli toplumlar birbirleriyle e, sorun e, yaşıyorlardı. E, yani burada Trump'ın nereye konduğuna, konacağına birçok kişi karar veremiyor. Şimdi ben yeni muhafazakarlıktan bahsettim. Hani bunlar da Amerika'nın üstünlüğüne inanan insanlar. E, Amerika'nın dünyada önder, lider olduğunu düşünen kişiler ve dolayısıyla kendi Amerikan halkını da Önemseyen kişiler işte kendi değerlerine yönelik sorgulamaları kabul etmeyen kişiler. Ama bu kişiler bile yani Trump'ı kabullenme de ciddi sıkıntı çekiyorlar. Yani şimdi George Bush sanırım yakın açıklamalarından bir tanesi Hı. bu senat şeyde olanları kongrede olanları muz cumhuriyeti kavramını ifade ederek değerlendiriyor. Yani kongre'de ancak biz cum muz cumhuriyeti değiliz şeteler evet. iktidarı böyle bir tepki değil. veriyor. Yani George Bush gibi birisi bunu Bile. söylüyor. E, ne bileyim John Bolton vardı mesela yeni muhafazakar. E, bir dönem Trump'la birlikte o zaten çalıştı. Kitabında evet e, sonra <laughs> yeterince Trump yazdı. Evet. İşte saldırdı. William Kristol diye biri var. Muhafazakar yani yeni muhafazakarların lideri konumunda Trump olduğu müddetçe ben muhafaza e, demokratım dedi. Yani e, böyle yani Amerikan toplumun böyle bir e, bu bölünmeyi tarif edeme işi söz konusu. Yani burada toplum içerisinde bu dışlanmış hissedenlerin e, Trump'a sarılmaları diğer siyasetçilerin yani cumhuriyetçilerin bunu yapamalarından kaynaklanıyor. Çünkü onlar sistem partisi ve sistemin kurallarına göre hareket etmek durumundalar. E, mesela Dışişleri Bakanlığı, Pentagon yani diğer köklü kurumları dikkate alarak yani onlar hiçbir zaman dışlamadan e, iş yapıyorlar iş yapmak durumundalar ne bileyim bir basını hiçbir zaman karşılarına almadılar aksine basından destek almayı tercih ettiler ama bunu işte bu konuda e, cesur olan kişi Trump ve bunun e, yani o halkları o kitleleri de uyandırmış oldu bir anlamda yani söylemiyle uyguladığı politikalarla Diğerleri cumhuriyetçilerden o kadar o desteği alamıyorlardı. E, o yüzden kendilerini çok böyle ortaya koyamıyorlardı. Şimdi o kitlenin uyanmış olması ve sokaklara dökülmüş olması ciddi bir şey. Bunlar tekrar sisteme e, bütünleştirilebilirler mi? Tekrar sistemin yapılar içerisine çekilebilirler mi? Çok zor. Hani karşı tarafta işte siyahilere ve diğer işte hak savunucuları e, ona dayanmak durumunda. Yani Trump'ın dışladığı kitleleri onlar destek alabilmek için çekmek durumda çünkü Trump'ın işte destek oranını görüyoruz yani ne kadar fazla olduğunu yani bu Birleşmiş Kitle'ye karşı kendileri de etraflarında bir kitle birleştiremezlerse ciddi sıkıntılarla karşılaşacaklar. Yani tehlikeli olan bu gözüküyor yani bu dolayısıyla hangi eyalette nasıl tezahür edeceğini bilemeyiz mi? bilemeyiz yani tahmin etmek çok zor yani şu anda verilen bütün mücadele. Amerika'nın yani bu tür sorunları e, aşabileceği yani kendi sistemini devam ettirebileceği yani bu artık Amerika'nın e, var olma e, mücadelesi bir anlamda e, bunu yapabilirse bir süre daha var olmayı e, yani güçlü bir şekilde var olmayı gösterebilecek Hani Biden'ın sadece dışarıya dönüp oralarla ilişkilerini geliştirmesi yani biraz önce belki siz de ifade ettiniz. ...içerideki sorunları çözmüyor. İçerideki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmıyor. Yani asıl zaten en büyük görevi yani içeride içerideki o dağılmış yapıyı toparlamaya çalışacak. Ve bu da çok kolay gözükmüyor yani şu anda. Deniz Bey, şimdi bir taraftan Amerika'nın işte biz bu değiliz, muz cumhuriyeti değiliz, şu değiliz, bu değiliz diye imajını kurt kurt e, kotarma ve yeniden cilalama derdi olacak. Hı hı. Ama bir taraftan da işte rakam yüzde 45 yani hiç az değil. Yani beyaz bir öfke var. Evet. Bunu da dindirmek zorunda. E, i̇ki soru. Birincisi Trump diyelim ki e, işte Biden görevi devraldı, e, kenara çekildi. Trumpizm Biter mi böyle bir ortamda ve bunun Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'ne değil tabii ki Avrupa'daki aş, yükselen aşırı sağ partiler üzerindeki tezahürü çünkü dünyanın geri kalanında da bir etkisi olacağı düşünülüyor. Şimdi e, Biden dönemiyle beraber aslında temel mesaisinin e, Biden'ın dış politikadan ziyade daha çok içeriye yönelik olacağı gözüküyor hem ekonomik hem sosyal hem de bu kesimi dindirmek açısından öfkesini dindirmek. Fakat bu öfkesini dindirmenin temelinde belki bir takım ekonomik ve sosyal politikalardan bahsedilebilir. Ancak Amerika'nın bütün dünyada olduğu gibi baş etmesi gereken temel sorun COVID-19. Yani Hı. bu sağlık sorununu bir şekilde halletmesi lazım. Bunu bütün dünya yaşıyor ama Amerika daha şiddetli bir şekilde yaşıyor. Ama neden Amerika daha şiddetli bir şekilde yaşıyor? Zira dünyanın en büyük gücü olarak, ekonomik gücü, askeri gücü, siyasi gücü ve belirleyici güç olarak. Dolayısıyla bunun hem kendi halkının sağlığıyla ilgili bir boyutu var, hem de prestijiyle ilgili bir boyutu var. Liderliği devam ettirmekle bağlantılı. Ee, geçen, bir önceki konuşmada şunu ifade ediyordum aslında. Yani biz bu Amerikan başkanlık sisteminde belki de görmediğimiz bir çerçeveyi göreceğiz. O da e, kalıcı bir muhalefet çerçevesini diyeceksiniz ki bu hep vardı zaten iki parti. Tamam iki parti var ama Trumpizm çerçevesi ister cumhuriyetçilerin içinde ister ayrı bir grup olarak e, bu artık zaman içerisinde kendini gösterecektir. Trump taraftarlarının bu beyaz öfkenin kendisine çeşitli vesilelerle sürekli ortaya koyacağını ben tahmin ediyorum. Ya yani Biden rahat olmayacak. Biden'ın yaptıkları sürekli bir mercek altında tutulacak. Dolayısıyla Biden artık bir takım sosyal paketler mi açmaya çalışır? Ama en temel konu şu, bu kültürel ikileşmeyi bir takım politikalarla, kısa vadeli politikalarla ortadan kaldıramazsınız. Aslında siyaset biliminde temel tartışma konusunu ben şöyle görüyorum. Liberal demokrasiler açısından temel bir sıkıntı var. Çünkü liberal demokrasilerin temel önermeleri vardı yıllardan beri, bizim de derslerde anlattığımız. Yani işte serbest seçimler olur örgütlenme özgürlüğü olur. ifade özgürlüğü olur. Şimdi burada model olarak kendisini gösteren bir ülkede bu dediğimiz konularla ilgili temel soru işaretlerinin ortaya çıktığını Şeyin, görüyoruz. E, belki sizin değerlendirmenize e, devam etmenize katkıda bulunur. Evet. E, Marcel Gauchet Fransa'da e, siyaset bilimi devlet konusunda filozof evet. ve siyaset bilimci. O diyor ki şu anda Batı demokrasilerinin en büyük krizi ee, güvenilir siyasi kişilik eksikliği evet. Şimdi tabii yani kadrolar açısından problem var. Liderler açısından problem var. Yani şimdi böyle bakınca zaten Amerikan demokrasisine karşı dolu soru işareti vardı. He. Şimdi sıkıntı, sıkıntı şurada. Bence en önemli problem her ne kadar kendilerini demokrasinin temsilcisi gibi görsel sadece Amerika için söylemiyorum. Batı Avrupa için de ciddi anlamda bir depolitizasyon var. Hı hı. Siyasetten hızla kopan kitleler var. Hı hı. İlgilenmeyen. Yani temel e, soruların evet. çözümüyle ilgili siyaseti bir Seçimlere araç olarak düşünmeyen. Seçimlere katılım oranı bu sefer Son derece de çok düşük. düşük. E, bu da beraberinde siyasette e, çok tehlikeli bir soru işaretini getiriyor meşruiyet. Hı hı. meşruiyet sorgusu ister istemez gündeme geliyor. Yani bu bir tek oy kullanma oranıyla elbette ki ortaya konulacak bir şey değil ama e, şimdi baktığımızda şimdi mesela Fransa örneğine bakın. Kim geldiyse uğraştığı konu neoliberal politikaları uygulamaya çalışan ister sosyalist olsun, ister merkez sağ olsun, ister şimdiki e, Macron gibi kendini merkez ilan etsin. E, neoliberal politikaları uygulamaya çalışan e, cumhurbaşkanları ve onun karşısında yürüyen kitleler. Bu bir sarma. Bir şekilde öyle olunca o zaman sanki e, mevcut zeminde liberal demokrasinin kurumları birer dekorasyon unsuruna dönüştü. Bakın değişik ülkelerde bir tepki var. Sizin e, söylediğiniz ikinci soruyla bağlantılı olarak. Şimdi bu tepkiyi biz hangi genel çerçevede, hangi ortak parantezde bir araya getireceğiz? Şimdi sisteme karşı olan tepki çeşitli ideolojik çerçevelerde ifade edebilir. Ama ben bunu daha çok otoriter ve popülist eğilimlerin yükselmesi olarak görüyorum. Sizin söylediğiniz anlamda ırçı eğilimler, dinci eğilimler. Dinci şöyle, mesela Avrupa'da küreselleşen bir kimlik var. Ama Avrupalı bir küreselleşmiyor, yanlış anlaşılmasın. Herkes kendi kimliğini koruyor ama ortak ötekileri var. Nedir? Müslüman kimliği. Nedir? Türk kimliği. Yani bir İslamofobi var ama aynı zamanda bir de Türkofobi var. Hem İslamofobi var, hem Türkofobi var. Burada ırçı eğilimlerde çok kullanılan bir kavram vardır. Öjeni yani ırkın sağlığı gibi ifade ediyor. Hı hı. Saf bir ırk. Bunu Hitler de söylüyordu. Belki söyleyince çok tehlikeli evet, ya bu solun de ifade ediyor. Yani diyorlar ki biz damarlarımızda kendi deyimleriyle bu Müslümanların inancını Türkler. bak Türkleri niye ayrı olarak söylüyorum? Çünkü bir de ayrıca bir Türkofobi oluştu son dönemlerde. Yani bakın bu en son seçimlerde de oldu ya hani işte Türkiye'deki seçim kampanyalarının Hani yurt dışındaki seçmenlerimiz oy kullanabiliyor. Bizim hani anayasal olarak verdiğimiz haklar var. Bunu engellemeye çalıştılar. Farklı bir takım politik tartışmalarla bunu getirdiler. Dolayısıyla bu anlamda inanç anlamında, etnik anlamda tırnak içerisinde daha saf bir kimlik. Ama bu saf kimliği oluştururken siz kendi ülkenizdeki ister göçmen statüsünde olsun, ister yurttaş statüsünde olsun. Bu insanlar nasıl geldi? İşte Fransa'ya nasıl geldi bu insanlar? Yani şunu söylüyorsunuz. Şimdi Fransa'da daha evvel Müslümanların ele alınma, biçim, alınma biçiminde laiklik refleksi çok daha evet. öne çıkıyordu ama şimdi Fransız kimliğinden söz ediliyor. Yani Fransız kimliğinin içerisinde elbette evet. laiklik ama e, en azından ağza bu alınmazdı. Ama bu laiklik bence... Şimdi artık Fransızlık üzerinden Yani şöyle söyleyeyim hani alınıyor. çok moda yani bir şöyle, tabirle. olursam evet. Makbul Fransız olursun yoksa ha. hiçbir alt olmaz. Siz onu çok güzel e, dile getirdiniz. E, hatta Kriter yazınızı yazınızda okudum. E, elinize sağlık. Sağ Şimdi burada bence hani son zamanlar popüler değil mi? De, sözde layıklık. Sözde layıklık. Çünkü baktığımızda Fransa'daki temel anlayış neydi? Hatta sizin ifade ettiğiniz o 1905 yasası önemli. Yani cumhuriyete bağlı olmak, Cumhuriyet yurttaşı olmak zaten. Fransa olmak o. Bir etnik köken değil ya da bir dinle ifade edilen Ama işte bir onun şey değil. diyor. Yani farklılıklarını vestiyerde bırak gel buraya diyor. Ama şimdi şöyle orada asimilasyon var. Hı. Asimilasyon olunca sizin söylediğiniz çok önemli. Makbul. Makbul dediği zaman e, Müslüman mısın? Benim anladığım anlamda ancak Müslüman olabilirsin. Fransistan da benim anladığım anlamda Fransa olabilir. Hani biraz sistemi fazla değişmeye başladığın zaman orada da bir soru işareti olabilir. Şimdi tabii mesele sadece Fransa değil. Avrupa'nın geneline baktığımızda evet, Almanya'da İstişle'de da şey var. Var. Ya İsviçre'de hani hiç olmayacak denilen yerde İsviçre'de var ırkçılık. Orada sanki evvelden yani. beri biraz vardı. Ama onu örtbas ediyorlardı hani İsviçre. Dediğiniz gibi Almanya'da zaten var. İtalya'da göçmen karşıtlığıyla var. E şimdi bu noktada bakıldığında şöyle bir soru sorulabilir. Faşizmin ya da nasyonel sosyalizmin küreselleşmesi olabilir mi diye yani o ayrı bir noktada. O farklı bir tartışma ama Avrupa içerisinde otoriter ve popülist eğilimlerin yaygınlaşması ve temel soruları şimdi geldikleri zaman ya da iktidara geldiklerinde bu tür yapılar neoliberal ekonomiyi engelleyebiliyorlar mı? Hayır. Onlar da aynı şeyi uyguluyor ama bu kimlik siyaseti ortaya koyarak küreselleşmenin farklı boyutlarıyla ortaya koyarak bir şekilde ortaya konabilecek muhalefeti de manipüle ederek iktidarda da olsalar muhalefette de olsalar ortaya koymaya çalışıyorlar. Amerika'daki bunun karşına baktığımız zaman Amerika'da bunun gün geçtikçe daha büyük bir kutuplaşma, bir e, kitlesel anlamda şiddetin yaygınlaşacağı e, nasıl diyelim bir patolojik durum ortaya konulabilir. Peki yani diye. Biden bunları teskin evet. edeyim derken aşırı sağa kayan motifler taşıyabilir mi inşaatları ee, ya da söylemleri? Şimdi, ya öyle... da böyle bir yola... Şöyle, burada Asla algı, yani algı ve olgu olarak dediğimizde algılar son derece... Bakın Afrikalı Amerikalıların haklı arayışları var Amerika Devletleri içerisinde. Milyarlarca dolar harcayacağım diye Ama bu noktada bunun yapacağı için. herhangi bir sosyal harcama ya da politika bu öfkeli beyazları tekrar daha da ayaklandıracak. Evet dedi yani milyarlarca dolar evet. harcamaya hazırım dedi. Bu çok... Teskin, yani bu siyah evet. beyaz... Bu çok travmatik Ayrındır. bir durum ama yani şimdi öyle bir şey ki e, bir e, nasıl diyeyim öyle bir denge kurmaya çalışıyorsunuz ama o dengede e, yani şimdi demokrasiyi anlatırken genelde ben şöyle ifade ederim iki tür demokrasi var bir siyasal sistem olarak verili zemindeki demokrasi dünyada. Ama bir de Ütopya'daki demokrasi. O hiçbir zaman olmayacak belki diğer kürede. E şimdi bu noktada bakıldığında verili zemindeki demokrasi bağlamında ifade ettiğinizde Amerika'da şimdiye kadar işte örnek verilen 200 yıldan beri değişmeyen anayasa kurumlar çok oturmuş işte dengeleme denetleme dengeleme denetleme mekanizması var. Evet ama bir yandan da kendi içerisinde bu ırk ayrımını ne yazık ki içselleştirmiş, kimlik haline getirmiş işte bir anlayış Çok meşhur Amerikan yargısı var ama Guantanamo'da evet. sorgusu sualsiz senelerdir Orada bekleyen da aynı yere geliyor. insanlar var. Orada Dışarı İslam çıkıyor karşıtı. konuşmayı evet. bile bilmiyor. Orada ee, da aynı noktaya geliyor evet. İslam karşıtına geliyor. Ee, İslam'ı terörle ilintilendirmek neden onlar için kolay? Çünkü bu kadar uzun anlatmaya gerek olmayacak kimlikle nitelendirdiği zaman diyecek ki ya burada oturuyorsan benim dediğim gibi otur. Çok fazla sesini çıkarma. Bak, gözler senin üzerinde. Ya da git. Sen vatandaşa git diyemezsin. Bir de tabii gibi. şey mukayese ediliyor mesela bu baskını sadece siyahlar yapmış olsaydı gitseydi kongreyi bastırdı. O zaman e, kan gövdeye de, götürürdü belki de. ki deniyor. Tabii. Böyle o zaman kan gövdeye götürürdü. Yani ben Amerika'da yaşayan birisi değilim ama benim Amerika aldığım şimdiye kadar öyle. Amerikalılar Amerika fotoğraflarına göre hakikaten evet. tam da yerine oturuyor dediğiniz gibi. Çok tuhaf olurdu. Şimdi İlsur Bey, e, ha, bu arada Deutsche Bank da bugün açıklama yapmış. Trump'ın en büyük, e, en çok çalıştığı banka tek neredeyse e, ve şirketlerinin hepsi eline eteğini çekiyormuş Deutsche Bank hepsinden. <laughs> Trump'la artık çalışmayacakmış. Evet, New York Times'ın evet, Times Ali Emin Netanyahu da Twitter'dan e, <laughs> evet. e, ortak kaldırmış. fotoğrafını... Ben de onu bugün sosyal ter... medyada yazdım siyaset evet. nankör diye. Evet. <laughs> siyaset nankör bir de sanki gidişinin şeyi mi acaba yani? Alameti harikasın sanki. Evet, <laughs> İsrail'den de öyle gelince. Şimdi tabii başka bir şey, e, konu açmak istiyorum yine de, demokrasi üzerinden. Biraz evvel Nasuh Bey Amerika'da dönem dönem yaşanan e, kriz ve peşinden sorgulamaya geçilmesini söylerken 2008 krizinden de bahsetti. 2008 krizi hem Amerika Birleşik Devletleri için hem Avrupa için finans şirketlerinin ve çok uluslu şirketlerin aslında ulus devletlerin üstünde tabi Amerika ulus devlet değil ama e, yani Avrupa Birliği için ve Amerika'da da e, işte o büyük krize rağmen e, bonusları uzun yıllar tartışıldı ve belki de işte tart yani bugün sarı yeleklileri Fransa'da görüyoruz. Aşırı sağ e güç kazanmasındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Şimdi bu defada Trump'ın konuşmaları üzerinden işte sosyal medyayı kullanırken Twitter'ın e hesabı tamamen kapattığını gördük. Evet. E başka medya mecralarının benzer davranışlarını gördük. Bu da en e, anti-Trump taraftarı için bile e, tartışmalı bir mevzu. Evet. E, i̇kinci bir delik mi açılışıldı, şey mi açılıyor, e, demokratik yönetimler açısından e, yeni bir kriz görüntüsü mü bu? Şöyle hemen Nisan 2018'e gidelim ve Mark Zuckerberg'in senatodaki konuşması. 70 bin Twitter hesabı kapatılmış bu evet. arada. 70 bin. Evet. evet Amerika'da. <laughs> Enteresan olaylardan bir. Evet. Zuckerberg bir arada <laughs> konuştuğunda dediğimiz gibi asıl bizim işte Facebook açıktır, tüm güvenlidir ve bizim işte yeterli kadar benim çalışmadığımdan dolayı işte Rusya'daki işte cyber ataklar üzerinden bir e, işte bir, bir grup olaylar yaşandı ifadesini kullandıktan sonra oradaki sinatoda e, ona çok güzel bir soru geldi dediler ki sayın sukkerberim bugün e, hangi otelde e, kaldığınızı bizlerle paylaşmak ister misiniz dinledinizdir büyük ihtimalle bu konuşmayı İstemem dedi. Peki telefonunuzda olan tüm mesajlaştığı mesajların kiminle mesajlaştığınızı açıklanmasını ister misiniz dedi Sinato temsilcisi. Zuckerberg'e soruyor. Yok istemiyorum dedi. Yani hepsine hazır değilim. İşte budur yani. Burada seneler içinde işte biz bu meseleyi gördüğümüzde şu, şu noktaya dikkat edelim. Yani burada iki ...birbirinin devam eden süreçler var. İlk olarak uzun zaman içinde sosyal medya... ...yani Trump e, sosyal medya üzerinden... ...kendi politikasını ve belirli... Se ...seviyede hatta böyle bir kavram... ...yani Twitter diplomasi diye bir kavramın... ...ortaya koyulmasının sebebi de olmuştur. E, sosyal medya üzerinden... E, ...ciddi bir... Im, ...tepkiler Etkinlik gösterilmiştir. Bir etkinlikler... evet ...etkinlikler gösterilmiştir. Bunun arkasından... ...bunun önde olan önemli isimlerinden... ...biri de dünya liderleri arasında... ...Donald Trump. Hı hı. Yani en aktif bir şekilde... ...sosyal medyayı kullanan, sosyal medya... ...üzerinden birçok bilgileri paylaşan... ...hitap eden, kendi açıklamalarını... ...işte... E, ...halka, takipçilerine... İşte tüm dünyaya bu şekilde açıklamada bulunan ve bunu bunu duyulmasını sağlayan isimlerden biri. Şimdi bu kanallar kapatılıyor. Diyelim ki yani insanın şahsi özgürlüğüne bir karşıt var mı? Ya da bir siyasi şu anki dönemde biz ayrı bir şahıstan bahsetmiyoruz. Bir devlet başkanından bahsediyoruz. Yani ta 20 Ocağa kadar devlet başkanı. Tabii. Bir devlet başkanı kim yapıyor bunu? Bir şirket. Yani bir şirket birinin yani devlet devlet adamının yapacak olan siyasetin bir şirket tarafından engelleniyor. Yani uluslararası olmasına rağmen dijital bir şirket dünya politikasına müdahale edebiliyor. Bunu görüyoruz. Yani dijital seviyede bu kadar bir müdahale seviyesi söz konusu oluyor. Bu arada enteresan bilgilerden biri. Tabii ki şöyle güzel sözlerden biri biliyorsunuz. Eğer siz herhangi bir uygu, bizim arkadaşlarımızın çok sık kullanılan ifadelerden biri. Eğer siz bir uygulama kullanırken onu işte o uygulamayı kullanırken ödeme yapmıyorsanız büyük ihtimalle ödeme sizsiniz. Yani evet. bundan dolayı siz herhangi bir hesabı kullandığınızda tüm bilgileriniz bir ödenek oluyor. Ve onlar bir yere gidiyor. Ve son zamanlarda işte insanların kullandığı bilgiler bir yere aktarılabilir. Birinci süreç dijital dünyada birinci mesele cyber security yani siber güvenlik meselesi. Şimdi siber güvenliği arttırmak için ciddi bir şekilde yüklenmeye başlıyorsun. O zaman nereye giriyor? Trump'ın yaşadığına giriyor. Yani insanın özel haklarının korunmasına tehdidine giriyor. Yani ne kadar bu taraf e, yüklenip de yani bunların bilançosunu bulmak e, cyber security yani siber defense'inin de özel hakların da bir arada olmasın bilançosunu sağlamasını ve orta çizgiyi bulmak genelde seneler içinde hem NATO platformlarında hem de işte farklı güvenlik ve dijital platformlarda tartışılan konulardan biri. Ben bu tepkileri de söyleyeyim müsaadenizle. Üstüne değerlendirmede bulunsun konuklarımız. YouTube'da bu arada Trump'ın bazı videolarını yasakladı. Evet. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Twitch dahil büyük sosyal medya platformlarında paylaşımı yapması yasaklandı. Şimdi gelen tepkiler Merkel e, bu adımı sorunlu gördüğünü bildirdi. Avrupa Komisyonu üyesi Terry Breton e, sosyal medyanın 11 Eylül'ü dedi. Ve e, Politico dergisine bir yazı yazmış. Orada diyor ki bir CEO'nun herhangi bir denetim olmadan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın operlörünün fişini çekebiliyor olması hayret verici. Yine İngiltere Sağlık Bakanı e, ed, e, sosyal medya ağlarının editoryal kararlar aldıklarını ve platformların kimin sesinin duyulması, kimin sesinin kısılması gerektiğine karar verme aşamasına geldiğini söylüyor. Ve bu arada Putin'in muhalifi Rus siyasetçi Navalny de Trump'a Twitter'ın getirdiği yasağı devlet sansürüne benzetmiş. Ki doğru. Evet. E, ve ee, ne demiş Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağı kabul edilemez bir sansürdür. Tabii ki Twitter özel bir şirket ama Rusya ve Çin'de bu tip özel şirketlerin devletin en yakın dostları ve mesele sansüre geldiğinde de en yakın destekçileri olduğunu gördük. Burada bu da tabii şu, şu nokta enteresan. Haklı evet. bir Tepke. Pew Research Center'in şey a, araştırması var. E, yüzde yani Amerika a, halkına baktığımızda yani genel yurtdışına dışına çıkmadan a, yüzde kaçı a, bu sosyal medyayı kullanıyor ve yüzde kaçı buradan haber alıyor. Mesela Facebook'a baktığımızda yüzde alt yani Amerika'nın işte araştırmada katılan yüzde 68'i Facebook kullanıyor, yüzde 35'i de buradan haber alıyormuş. Twitter'da %25'i Twitter hesabı varmış. yüzde %15'i buradan haber alıyormuş. Ciddi evet, yani YouTube YouTube'da baktığınızda %73'ü YouTube izliyormuş. yüzde %34'ü YouTube'dan haber alıyormuş. Yani böyle bir bilgiler. Yani demek istediğimiz şu. Bazı haber kaynakları bu aynı anda sadece şahsi olarak değil de bir devlet başkanının bu hesapların kapatılması bir haber kaynağının durdurulmasıdır. Yani direkt bir devlet başkanından almak istediğin bir haberi buradan alabilirsin. Yani kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. Ee, buradan işte aynı anda yani insan Yani evinize da bu, dönün mesajını da mesela askıya alıyorlar. Yani sokaktaki ayaklanmaya Trump <laughs> evinize dönün diye mesaj yazıyor. Onu da siliyorlar. Ama o zaman yani bunu da yasaklama yasaklamamış olsalar o zaman kesinlikle sansürlü olacak. Yani belirli mesajları yasaklanıyor, belirleri yasaklanmıyor. Yani artık Twitter karar Hayır, veriyor. Hayır şey demek istiyorum. Yani hadi çıkın sağ solu kırın. Ee, yıkın dövün falan diye bir mesaj yazılırsa bunun askıya alınması anlaşılabilir. Ee... Ama artık Trump askıya alınıyor. Hı hı. Yani sosyal medyada Trump askı yani onun Twitter hesabı askıya alınıyor. Trump burada e, yani bir Trump olması yani Trump faktörü var burada. Evet. Ondan dolayı yani Trump faktörü bir türlü engellenmeye çalışıyor neden bu kadar çünkü Trump'ın Sayın Hocamızın dediği gibi Trump'ın birçok noktalarında gerçekten yani akıllı bir Ama daha bu işin başını gördük galiba değil evet, mi? Metodist bir politika. adamların yani işte başkanın neçede tam şey seçim kaybetti, tartışmalı başkan ama Amerika birleşik devletlerinin başkanının bile sesini kısabiliyorsan ve bundan sonra şu çok şu an şu anki şu anki süreçte devlet başkanı Evet. evet. Korkunç bir uygulama evet. aslında. Ne dersiniz Nasuh Bey? Vallahi burada sıradan halkın durumunu dikkate almak gerekiyor. Tabi sıradan halk dediğimiz zamanda Bizim halkın insan. çok büyük kısmı. Hı -hı. Yani şimdi küresel bir sistem var, küresel bir ekonomik yapı var. Bu yapı hep zenginlere fayda sağlıyor. Yani ekonomik kriz olduğunda da yine bundan kim kaybetti? Halk kaybetti yani sıradan insanlar fakirleşti. Tabii devletin kasasından gitti evet. yardımlar. Şimdi Trump... ödediği vergilerden. Ee, yani Trump kendi memleketinin böyle dışlanmışlarına hitap etti. Yani onların durumunu iyileştirmeye çalıştı. Hani çok ironik bir şeydir Amerika küreselciliğin sembolü ama Trump ben küreselciliğe karşıyım dedi. Yani küreselcilik bize çok zarar veriyor dedi. Şimdi o banka krizlerinde bankaların e, düzenlemeye tabi tutulmaması liberalizmin, neoliberalizmin gereğiydi. Yani bankaları kendi haline bırakın onlar en iyisini yapar. Ama görüldü ki en iyisini yapmıyor felakete götürüyor. Yani ekonomiyi çökertiyor. Şimdi bu sosyal medyada e, düzenlenmediği zaman ne yapacaktır? Kendi sınırlarının dışına taşacaktır. Elinde ne kadar güç varsa kullanacaktır. Ve de o da bir noktada gidip oraya toslayacaktır. Yani Trump bu sosyal medyayı en fazla kullanan kişi. Şimdi onun şeyini görüyor. Yani sıradan bir vatandaş haline dönüştü bir anlamda artık Amerikan başkanı değil. Herkes ona karşı olduğu zaman sıradan bir vatandaşın sosyal medyada neyle karşılaşabileceğini görüyor. Ya gördüm. da sıradan bir vatandaş kadar da değil. Çünkü sıradan vatandaş evet. da o kadar kale almayabilir. Hesabını askıya alacak kadar. Evet. Yani burada sıradan halkın yani ekonomik açıdan e, sıkıntıların olması gibi yani düşünün şey açısından da e, gizlediği açısından da ne bileyim e, mahremiyet açısından da. İşte e, bir de o tarafları var. Yani bir çıkışı yok vatandaş ne yapacak yine bu şeyleri kullanacak sosyal medya gerçekten onun işine yarıyor birçok e, yani günlük e, işlerinde ona dayanmak durumunda hangi birine güvenebileceksiniz. Dolayısıyla iş burada yine onların düzenlenmesine geliyor, kontrol edilmesine geliyor. Ama sonuçta bu e, üst düzey aktörler yani küreselciliğin e, asıl e, fayda elde edenleri orada da aktif, ekonomik alanda da aktif. Sıradan halk yani bu demokrasi çağında diyelim o kadar gücü olmasına rağmen yine hep yönlendirilen e, durumunda oluyor, hep kaybeden e, durumunda oluyor. Yani bu da onun bir yansıması gibi geliyor bana. Yani bankacılık sisteminin krizi burada da sosyal medya krizine dönüşüyor. Evet anlamda. ve hep demokrasiden açık gözüküyor. Yani Hı. her seferinde bu biraz daha teyit ediliyor ve o açık yarılıyor. Ee, şimdi Merkel'in Trump'a bayıldığı düşünülemez. Teribretonunda düşünecek ama ki, herkes bundan kaygı duymuş. Bir de onlara da uygulanabilir ki sonraki i̇şte dönemlerde. Onu, demek onu görüyorlar evet. Tabii. yani ee, Trumpa yapıldıysa büyük ihtimalle bize de gelebilir yani sırası. Gün gelir, e, onun menfaatine uygun değildir. Evet. şey yapabilir. Ben de konuşturmaz. Ee, peki e, Deniz Bey, siz ne düşünüyorsunuz hem Şimdi... onu sormak istiyorum hem de şunu da hatırlatmak istiyorum. Biz 15 Temmuz gecesi. Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden koca koca profesörlerin attığı tweetleri görmüştük. Bunlar ünlü isimlerdi. Onlar yani darbenin başarıyla olması gerçekleşmesi yönünde tweetlerdi. Yani suçu övücü tweetlerdi. Evet. Ve İngilizce yazılmıştı. Yani gözden kaçabilecek gibi değildi e, Twitter açısından. Bir de e, hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı'nın uçağının koordinatları Twitter üzerinden eee Tank tarafından verilmişti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tam sizin sol, sorduklarınıza bağlantılı olarak. Şimdi öncelikle yaşadığımız bir yabancılaşma var. Sosyal medyayı biz doğal olarak gördük. Sanki gerçekten bir demokrasi alanı gibi gördük. Mahalle gibi. İfade özgürlüğü olduğu. Böyle olmadığı bu olaylar vesilesiyle yani biliniyordu ama bu olaylar vesilesiyle insanların gözünün içine sokuldu neredeyse bu şekilde anlaşılabilir. Şimdi Kara vatanımız var. Deniz vatanımız var. Hava vatanımız var uzay vatanımız var bir de siber vatan kavramı var. Bu kavramlar söylendiği zaman çok farklı tepkilerle gündeme getirildi. Yani sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldığında demokrasi ortadan kaldırılıyormuş gibi bir algıyla ortaya çıkıldı. Halbuki burada aklıma tabii insanın kötü kötü sorular geliyor. Yani eğer bu tür yapılar bir karar verirse herhangi bir ülkede, x bir ülkede bir devlet başkanının ya da işte bir yetkilinin Twitter hesaplarını askıya aldığı anda bu acaba bir etiketleme midir? Bir işaretleme midir? Bu bir meşruiyet sorunu yaratmak mıdır siber alanda? Bunun üzerine durmak lazım. Çünkü ben küresel anlamda bunu bir dijital diktatörlük olarak görüyorum. Bu dijital diktatörlük kendi küresel çıkarları zemininde kimi isterse onun iktidarda kalmasını sağlayacaktır. Kimi istemezse iktidarını bozmaya Bakınca çalışacaktır. Bakınca böyle sicili de iyi gözükmüyor. Şimdi tabii yani bu anlamda baktığımızda aslında hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın altında bildiğim kadarıyla bir e, stratejik iletişim başka daire başkanlığı kuruldu. E, bunun belki bir boyutu kamu diplomasıyla bağlantılı olabilir ama bakın şimdi ülkenin e, güvenlik tehdidi sadece askeri anlamda değildir. Sadece donanma anlamında, konvansiyonel anlamda, e, işte e, hava savunması anlamında değildir. Bu sadece ülkedeki e, hükümet etme biçimiyle ilgili de düşünülmemeli. Önemli diyelim ki savunma e, işte bir takım bilgilerinin Dışarıya çıkartılması ya da ekonomik anlamda ya da buna benzer noktalarda bir operasyona karar verildiği zaman bu çok sistematik olarak e, ülkemize de diğer ülkelere de uygulanabilir. O yüzden hani İsra Hocam da söyledi yarın bir gün kimin başına geleceği hani böyle bir çark gibi hani kime döneceği belli olmaz. Bu yüzden tekrar söylüyorum yani söylerken belki çok sevimsiz bir algı gözüküyor ama sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemeler çok önemli yani burada tabii ki ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak ya da demokratik tartışmaları bir tarafa bırakacak bir çerçeve olmamalı ama burada söz konusu bu küresel sermayeli şirketlerin çıkarları ve o çıkarlar çerçevesi Afrika'da bir ülkede de söylediler birilerinin hesabını askıya alındığını. Ya mesela Twitter'a dava açabilir mi? Daha bilmiyoruz Amerika'da. Twitter, bakın Hadi Türkiye'de diyor burada bir daire açın şey bir temsilcilik bulundurun diyor. O yüzden diyoruz Hayır, Amerika zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, uygulama açısından tabii ki Twitter e, dava açma hakları var. Ama Türkiye'den bizim dava açma hakkımız yok. Hı hı. Niye ol, Nasıl olacak? İşte o ilgili temsilciler olduğu zaman. Çünkü diyorlar ki biz dilediğimiz gibi yönlendiririz denildiğinde mesela PKK, PYD, YPG teröristlerinin Twitter hesabı var. Amerikan başkanı yok. Yani bu hani bizim canımızı yakan bir terör örgütü olduğu için söylüyorum. Yani bu anlamda bakıldığında kimin ifade özgürlüğün olacağına Kimin konuşacağına ve kimin konuşmayacağına kim karar veriyor? Temel soru bu. Çünkü bu şirketler sanki bir konu doğalmış gibi davranıyorlar. Bu şekilde hareket ediyorlar ama bir selektif, kendine göre bir selektif davranma e, huyları var ya da buna benzer bir davranış modu ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bence son derece tehlikeli. O yüzden dijital diktatörlük diyorum. Şimdi bu hemen Buyurun. bir gelişme söyleyeyim Buyurun. bu bugün olmuş. Daha doğrusu dün. Fransa'dan bir haber. Twitter, WhatsApp gibi şirketler kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek. Kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek. Heh. Aksi durumda yıllık cirosunun yüzde altısı kadar para cezası uygulanacak. Aynısını biz yapsak ne oluyor? Bilmiyorum. İşte aynısını kıyamet kopuyor. Yani deniliyor ki demokrasi ihlal ediyor. Bakın bu, bu, bu bir devlet meselesi. Bu sadece mevcut iktidar muhalefet mekanizması olarak algılanmamalı. Yani devlet sırları dediğimiz konular var. Bunların bir şekilde ortaya dökülmesi gibi çok çeşitli tehlikeler var ve aynı zamanda 15 Temmuz'da olduğu gibi onu çok isabetli bir şekilde ifade ettiniz. Yani öyle bir algı yaratılıyor ki bir anda. Şimdi diyorlar ki sosyal medyayı sınırlama, kısıtlama tabii ki olur. Eğer sen sosyal medya yoluyla ülkede bir darbe girişimini ya da bir kalkışmayı ya da İlla ki darbe girişimi o gün olması gerekmiyor. Yok işte 70 bin tweet'i askıya alıyor. Ee, evet. Yerli yersiz onu bilmiyoruz. Yani Tabii. şiddet çağrıları var mı bu 70 bin kişide? Çünkü gördüğüm kadarıyla sadece seçime hile kaçır, karıştırıldı. Ee, aslında biz kazanmıştık demek de yasak. Hayır şimdi ee, aynen sizin ama dediğiniz gibi. Ama buraya bakınca Yani bizim evet. 15 Temmuz'a baktığımızda evet. orada çok açık ee, maç izler gibi... E, i̇şte, tam da onu ifade etmeye çalışıyorum. Ortaya bir yani haber atarsınız. Açık suç işler. Hani gazetecilikte sizin asparagas gazeteci dediğiniz konu var ya. Ama bu asparagas karşılığı yok. Bu ama şey oldu. E, bu bir vukuata adiye dönüştü eskilerin deyimiyle. Bir haber atıyorsunuz bir liderle ilgili, bir partiyle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili. E, hatta ne diyorlar? Kesin bilgi paylaşınız. Virüs gibi yayıyorsunuz o konuyu. o, o haber doğru değil ama öyle bir ortam, öyle bir algı oluşuyor ki siz resmi kurum olarak onu düzeltene kadar ortaya koyduğunuz bir efor var. E, hani eskiden gazeteler e çünkü ertesi gün hiçbir denetime tabi değil. Onun için denetime tabi olması bu çerçevelerde gerekiyor. Yani adam canın istediğini yazabilir ve çok da becerikli mahirse Hayır bakın şöyle bir şey var. Yayabilir. E, terör propagandası yapabilirsiniz. Uyuşturucu propagandası yapabilirsiniz. Fuhuş propagandası yapabilirsiniz. Şimdi bunlar açık mı olmalı? Devlet Öncelikle kontrol etmemeli mi? Sonra da İsyur Bey Tabii. de şey yapsın. Ay Siz de üstüne söyleyeceğiniz varsa <laughs> söyleyin de. Şimdi Almanya'da birkaç sene önce oldu galiba iki sene önce ee, Suriyeli bir göçmenin ee, Rus asıllı 9-10 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği yönünde bir haber çıktı evet. sosyal medyada ama bu sonra ortaya çıktı yani böyle bir haber böyle bir şey olmadı. Ha, yok Ama ha. bunun üzerine dünya kadar sokak gösterisi i̇şte. oldu birbirine girdi insanlar. Yani başka bir ülkeyi manipüle etmek için Tabii. de e, başka bir ülkeden aslında çok şeydir. İntiyar yaratan var. konular yani. Buna benzer çok provokatif bir takım çıkışlar olabilir. Bir yerde patlama olduğu söylenebilir. Birilerinin birileri öldürdüğü söylenebilir. Bir kimliğin hedef alınıp da şu kadar kişinin ortadan kaldırıldığı söylenebilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla bu Sosyal tuzaklar mi? bir mayınla arazi e, o anlamda. Yani o yüzden kontrol altına mutlaka ve mutlaka alınmalı diye düşünüyorum. Burada iki tarafı mesele var. Yani şimdi biz e, denetim meselesini koymaya çalışıyoruz. sonra şey mi yapalım? Evet <gülüyor> Şurada. <gülüyor> <laughs> yani biz belirli bir, istemem. belirli bir seviyede denetim ya da editörlük bir denetim bir herhangi bir enstrüman bir araç ortaya koymaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz bunu. Neden? Çünkü bu şeyle karşı karşı insanın işte söz özgürlüğü, fikir özgürlüğü, özgürlüğü meselesiyle adam diyor ki ben böyle duydum. Yani şöyle düşünüyorum bu benim özgür fikrim ve ben bunu paylaşmak istiyorum. Yani ve bunu paylaşabilir bunu bir türlü yasaklayamaz çünkü insanın şahsi fikri. Ama ne derlerse bir, şey, bir insanın özgürlüğü nerede biter? Bir başka insanın tabii, özgürlüğü tabii, başladığı tabii. yerde. Yani eğer senin özgür fikrin başka insanın özgürlüğüne tehdit ediyorsa büyük ihtimalle senin ki yani senin özgür fikrin ya da fikrin özgürlüğü belirli bir şekilde denetlenir. Yani bu, bu çok zor bir şey değil bunu çerçevesini çizmek diyorsun. Evet, yani onu bir şekilde belirlemek zor, onu uygulamak zor. Onu uygulama gerçekten zor. Mesela Twitter'in yani Twitter'in e, askıya alınması ya da Facebook'un belirli bir kısımlarda e, kapatılması. E, mesela siz, e, Fransa'da alınmış olan kararlar diyelim işte dataların verilmesi, bilgilerin paylaşım meselesi. E, Rusya'da ciddi bir şekilde konuşuldu. Son zamanlarda Telegram e, bu arada Telegram'da ciddi bir göç yaşanıyor bugün. E, son <laughs> bir, göç. Telegram Haviner kendisi, de, evet. Telegram kendisi de paylaşıyor diyor. Son 72 saat içinde 25 milyon takipçi geldi. 25 milyon. milyon takipçi. O, o teşekkür edecek herhalde WhatsApp'a. E, son 72 <laughs> saat içinde. Mesele şöyle. Bu konuya geldim. Telegram'ın Telegram Rusya'da bir sene önce Rusya'da Telegram'ı hemen hemen kapatmak üzereydiler. Neden? Çünkü Telegram'ın felsefesinde Duruf dedi ki ben bir tek önemli bir madde alıyorum. Ben dataları üçüncü şahısa paylaşmayacağım. Üçüncü yani devlet olabilir, bilmiyorum herhangi bir konu corporation olabilir. Yani büyük bir şirket olabilir, bir yapı olabilir, idare olabilir. Ama en önemlisi üçüncü şahsa dataları paylaşmayacağım. 2018'den itibaren bu kural almasıyla birlikte, o ya 2015'ten itibaren üçüncü kısma paylaşmayacağım. Hatta ondan dolayı belirli zaman içinde yurt dışında yaşamaktan yani yaşamak yaşadığını biliyoruz. Yani Londra'ya göç ettiğini Şimdi orada. Abu da diyorlar. Evet. <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri. <laughs> evet. İlk ilk orası da çok sağlam. İlk yani. ilk yani ilk, yani ilk, aş ilk şey aşamalar ilk, ilk aşamalarda Londra'daydı. Bir de, bir bu de, de diyor ki yani Rus... demek istediğiniz nokta o şu. O hiç sormaz diyor Instagram sormadan. E, ent, enteresan şeylerden noktalardan şu. Üçüncü ülke yani fark etmiyor ki kime paylaşacaksın. Neticede bu senin verilerin. Sen bir bir yere aktaracaksın, bir yere paylaşacaksın. Eğer ikinci yani iki taraf arasında bilgiler kalıyorsa bunun bir şeyini konuşabiliriz ama ne kadar doğru, doğru olduğunu şu anki resmi politikada biz bunu görüyoruz. Ve hatta ciddi bir şekilde yani biz bu sık tartışılan ve hatta bunun propagandası da yapıldı ama biz şimdi Rus sosyal medyasını mı kullanacağız ifadesini. <laughs> Hiçbir zaman Kaspersky'nin nereden Gab yani antivirüsün çıktığını kimse düşünmedi herhalde. Yani Kaspersky nerede doğdu? Kim bu Kaspersky? kim Rusya'da doğdu, Krasnodarlı. Yani adam e, koskocaman bir şirketini kurdu. Hatta e, işte çok konuşmalarında enteresan bir e, şeyine konuşmasına rastladım. Adam dedi ki benim hayatımda üç sadece üç şeyim var dedi. Ben kendi şirketim, Moskova'daki bir dairem ve bir BMW arabam deniyor. Yani başka bir şeyim yok. Böyle bir ifadesi var. 3 kez evli, üçüncü eşi Çinli. Onda Çin mı? Üç yapmış. <laughs> Yani böyle bir enteresan özellikler. Yani demek istediğimiz nokta şu. Bazı şeyleri kullanırken biz sorgulamıyoruz. Bu Instagram'ın sahibi mi? Yok bu Kaspersky labor ha. antivirüs laboratuvarı. Virüs, antivirüs programı. Mümkün oldukça ha. alternatif ha. mecralar çoğalmalı aslında. yani. Ciddi bekle, bir ya software söyleyeyim. aslında daha doğrusu. Da. Mesela evet, şu. Evet bir çıkıyor bilgisayarda doğru. Demek şey. istediğimiz nokta şu. Bazı şu anki sanal dünya yani önde olan noktalardan biri. Ve sanal güvenlik meselesi. E, siber güvenlik meselesi her e, ne kadar şu anki hard power açısından ne kadar hava savunma sistemleri önemliyse ne kadar e, deniz e, güvenlik sistemleri önemliyse korsanlık mücadelesi teröre karşı mücadele ne kadar önemliyse aynı seviyede hiç böyle bir adım aşağı yukarı öne arkaya değil aynı seviyede aynı stratejiyle aynı önemle bunu, e, siber e, güvenlik meselesi de önemli. Ve e, uzun yıllar içinde NATO'da bu e, yani NATO çerçevesinde cyber defense programları tartışılmakta. Bunlar tartışılırken sadece dediğimiz gibi iki noktayı tartışıyorlar. E, bir arada demokratik değerler üzerinde insanların şahsi özgür hakları, öbür taraftan da yani bu özgür hakları ihmal etmeden ne kadar maksimum bir seviyede biz e, siber güvenliğini oluşturabiliriz. Rusya'da yani WhatsApp var mı? Rusya'da hepsi var. Ya, WhatsApp var, Instagram WhatsApp, hepsi. Rusya'da bu şey alanında değil mi? İlgilere. Onu bilmiyoruz ama herkes yani şu ana kadar herkesin kullandığı e, sosyal medya mesajları. Yani Rusya'da bununla ilgili yasalar Hiç. sağlam değil mi? Yani şu anki Rusya'nın bu arada sosyal medya e, yasalları yani aynı seviyede her bir ülkenin işte belirli bir seviyede paylaşımı olması, belirli bir data verim meselelerin oluşturma meseleleri birkaç sene önce kabul edildi. Yanılmıyorsam iki sene önce. Yani WhatsApp var Rusya'da. Rusya'da WhatsApp var. Evet. Siz çıkıyor musunuz WhatsApp'tan? <laughs> ne olarak yani? Yani bu WhatsApp'ın verileri Facebook'la paylaşma. Benim gizlediğim bir şey yok ki hayır izleme değil. prensip olarak yani Avrupa Birliği'nde aynısını yapamıyor. Bu bu tarafta yapıyor. Ben, ben bir önceki zamanlarda tüm messengerleri kullanmışımdır ve bu şekilde kullanmaya Yine devam edeceğim sebebi. Yani tavırda önemli olan tedbir almak. Şimdi Avrupa Birliği'nin yasaları düzenlemeleri var ve bizde de var. Sanırım ilgili kurumlarda aynı derecede değilmiş. Evet ama yani ihtiyaç ortaya edememiş. çıktı. Yani ilgili kurumlar zaten bunu araştırıyorlar. Yani herhangi bir ihlal varsa onun da e, bir şekilde e, sonucunun olması beklenir. E, yani bu sosyal medya ya da diğer şeyler kimseye güvenemezsiniz. Yani evet. kimin eline geçse o bilgiler sonuçta onun elinde. Evet. Yani kimse o bilgileri almayacağım demiyor yani. Hayır, bir de zaten bilgilerini direkt kendi iradesiyle koyan milyonlarca insan var sosyal medyaya. Evet, evet. E, yediğinden içtiğine gittiği ya. yere kadar e, hepsini anons ediyor Telegram'da şey evet. Telegram diyorum Instagram'da Twitter'da Facebook'da evet, insanların Onun için kendi her şeyde araştırmaya ihtiyaç zaten. kalmadı yani herkes nereye gittiğini nerede olduğunu gösteriyor yani o insanların gönüllü yaptığı bir şey Tabii. tabu bir tepkidir hani e, yapılan bir ama şeye ama gönülsüzlere karşı. karşı da evet. e, şimdi veri paylaşması can sıkıcı ne dersiniz? Bir buçuk dakika kaldı. Ben hepsini e, yükledim. Yani Diğerlerini de yükledim ne olur ne olmaz diye. E, çünkü gerçekten e, belirleyebilmek ve ifade edebilmek çok zor. E, bu enformasyon toplumu söylendiği zaman çok e, kulağa hoş geliyor. Ama aynı zamanda maalesef e, kişisel veri anlamda. Veri toplumu gibi oldu artık. E, kendimiz birer neredeyse veri, veri haline geldik. O yüzden mümkün olduğu kadar. E, yani Önlem almak derken internette gizli hiçbir şey olmaz. Öncelikle onu kabul etmek lazım. Ondan sonra da ona göre hareket etmek gerekiyor. Yoksa e, hiçbir şeyin ben sır olarak kalacağını, Hani bir ara var ki bir de sır değildir ama bu herkesin bildiği. Hem bileyim. sır olarak kalacağını hem de işte neticede süper gücün başkanı bile e, mağdur olabiliyorsa bu alternatif konuda. Alternatif mecralar kurulmalı bence. Hmm. Hem ulusal anlamda hem başka anlamda alternatif mecralar olup. Ne kadar çok seçeneğimiz olursa demokrasi öyle bir Aynı şey anda. değil mi? Yani küresel anlamda bir şeylere... E, mahkume olmaktansa e, ne kadar çok mecra olursa o kadar çok seçme özgürlüğümüz kısıtlı da olsa olabilir diye düşünüyorum en azından. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum bütün konuklarımıza. Dağılın. Bu arada e, Nasuh Uslu'nun kitabını daha önce konuşmuştuk ama tekrar tanıtayım Nobel yayın evinden 1947'den günümüze Türk-Amerikan ilişkileri çatlak ittifak e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi önümüzdeki günlerde eğer Biden yemin ederse Amerika'da sükunete kavuşursa konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum İsrur Bey, Nasuh Bey, Deniz Bey. Soruyorum Sağ da olsun. bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.